Daha fazla gecikmeyeyim ben. Merhabalar. 12 Punto TRT Senaryo Günlerine yeniden hoş geldiniz. Üçüncüsünü düzenliyoruz bu sene. 12 finalist ekip senaryo danışmanlarıyla, pazarlama ve sunum danışmanlarıyla kapalı toplantılarını gerçekleştiriyorlar. Dünden bu yana da çeşitli etkinliklerle, masterclasslar, panellerle bir aradayız. Bugün kendi yaramızdan bahsedeceğiz aslında belki de biraz. Yapımcı, senarist ve yönetmen konuklarımızla birlikte ilk filmi yapmanın zorluklarını konuşacağız ve o engellerin nasıl aşıldığını biraz da. Bu panelin başlığı işte engelleri aşmak, ilk filmimi nasıl yaptığımı düşünürken aslında biraz da hani kinayeli yaklaşmıştık meseleye. Çünkü o engeller herkes için çok çeşitli olsa da ilk film hakikaten yapımcılar için ayrı, yönetmenler için ayrı, sektördeki ilk filme destek veren diğer unsurlar için ayrı zorluklar ama bir yandan da zorluklar barındırıyor ama bir yandan da birçok şeyin öğrenildiği bir süreç. Şimdi bu detayları konuşacağız ama konuklarımı ben tanıtmak istiyorum. Müge Özen, Hilal Çelenk, Orçun Köksal ve Bekir Bülbül bizimle beraber bu panelde. Müge Özen ve Hilal Çelenk aynı zamanda o detayı da söylemek isterim. Bu sene 12 Punto'nun ön jürisindelerdi. Dolayısıyla 136 başvuru arasından 12 finalisti seçen 5 kişilik ön jürideydi Müge Hanım ve Hilal Hanım. Çok kısaca bahsetmek isterim kendilerinden konuklarımın. Daha sonra da hemen panelimize geçelim istiyorum. Hilal Hanım senarist, hem dizilerde hem filmlerde, hepimizin çok iyi bildiği filmler ve dizilerde senaristlik yaptı. Mahallenin Muhtarları, Ana Kuzusu, Gizli Dünyalar, Sultan, Yangın, Ayşe, dizilerden sadece birkaçı. Erkekler, Küçük Bey, Yaşamak gibi filmlerinde senarist aynı zamanda. Müge Hanım 2017 EAV mezunlarından yapımcı. Ağzı Olmayan Kız ve Bir Nefes Daha'nın yapımcısı. Bir Nefes Daha daha çok yeni bir film biliyorsunuz. Bina filminin de ortak yapımcısı. Aynı zamanda Biz Böyleyiz isminde daha ana akım diyebileceğimiz yeni hepimizin de hatırladığı bir filmin de yapımcısı. Orçun Bey, Meleğin Düşüşü, Semih Kaplanoğlu'nun Meleğin Düşüşü filminde sanat asistanlığı, sanat bölümünde çalıştınız. Bal, Süt ve Yumurta filmlerinde de senaryo yazarlığı yaptınız. Yumurta'da hatta 2007'de Antalya Film Festivali'nde senaryo ödülü kazandı ve ilk filmi Anadolu Pars'ı çok yakında bitti, set bitti, şimdi kurguda. Evet. Dolayısıyla bütün bu engellerin henüz tam ortasında belki de onları konuşacağız. Bekir Bülbül de ilk filmi benim küçük sözlerim. Biraz toplantıdan önce kendi aramızda neler konuşalım, nelerden bahsedelim, yol haritası çıkarırken konuştuk. Bekir Bülbül'ün ilk film deneyimi de çok ilginç hakikaten. Burada paylaşmasını da isteyeceğim. Aynı zamanda ikinci filmi 2019 yani ilk 12 Punto'da TRT Ortak Yapım Ödülü kazanan Bir Tutam Karanfil. O da seti çok yeni bitti. Mart sonu gibi bitti galiba. Evet. Ve şimdi kurgudalar. Dolayısıyla yine bütün bu işte birinci, ikinci film yapma süreçlerinin ortasından bahsedecek bize. İlk filmi yapmak neden bu kadar zor konuşacağız ama önce ben Bekir Bey'den başlayarak ilk film deneyiminizi, o engelleri nasıl aştığınızı, hangi engellerle karşılaştığınızı böyle bir kısaca ilk film deneyiminizi bir konuşalım. Daha sonra tek tek başlıklara gidelim istiyorum. Peki. Yani sinemaya ilk dışarıdan baktığım zaman kısa filmler çekiyordum daha önce ve bu kısa filmleri festivallerde dolaştırıyordum. Bu festivaller sürecinde ve marketler sürecinde, featuring süreçleri, Kültür Bakanlığı vesaire diğer bütün platformlarda bütçe arayışı bana ciddi bir kaos, ciddi bir karmaşa gibi gözüktü. Dolayısıyla dedim ki ilk filmi kendi bütçemle, kendi bildiğim bir yerde ve kendi oyuncularımla çekeyim diye ki kısa filmlerimi de genellikle böyle çekmiştim. Dolayısıyla ilk filmi tamamen kendimiz finanse ettik eşimle beraber ve çok komik bir rakama çektik. Kendi köyümüzde, kendi akrabalarımın çocuklarına ve diğer figüranlarla kendi işte köyden akrabalar falan. Yani seti tamamen kendi imkanlarımla kurduğum ve kendi bildiğim alanlarda bir senaryo
geliştirip üzerine film çektik. Tabii ki bunun avantajları da var, dezavantajları var. Bu kadar küçük bütçeyle ve tamamen bağımsız bir şekilde yola çıkmak, tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla bağımsızdım. Çünkü hiçbir yapımcım dahi yoktu. Her şeyi biz organize edip, her şeyi biz finanse ediyorduk. Bunun işte dezavantajları filmi çektikten sonra başlıyor haliyle. Çünkü filmi posta girdiği zaman ciddi sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Çünkü kendi imkanlarına çektiğin için teknik bir sürü sorunla karşılaşıyorsunuz. Başta en büyük problem tabii ki ses oluyor genellikle. Sesle ilgili bir sürü problem, ardından işte kalır, ardından işte vesaire vesaire. Ve festival süreci. Bu anlamda bir takım özgürlükler sağlasa da kendi bağımsız filmini kendi bütçenle çekmek, ardından bir yapımcı gözüyle bakıldığı zaman bunu festivallerde yarıştırırken ya da vesaire dağıtım sürecinde çok daha zorlanıyorsunuz. Böyle diyebilirim kısaca. Hı hı. Orçun Bey, sizin de deneyiminizi alalım. İkiniz de çünkü setten yeni çıktınız. Sıcak deneyimleri alalım. Daha sonra Müge Hanım ve Hilal Hanım'la da konuşacağız. Evet, biz de Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirdik Anadolu Partisi'ni. Bir ortak yapım arayışlarımız da oldu. Yani bakanlık desteğinden sonra Sinelink'e seçildi proje. Sinelink'te birçok ortak yapımcıyla bir araya geldik. Olumlu görüşmelerimiz devam etti bir sene dahilinde. Fakat neticede birçok ilk filmin kaderi gibi aslında bakanlıktan çıkan bütçeyle baş başa kaldık. Tabii bu hayaller gerçekler gibi bir kıyaslamaya götürüyor sizi ve o tasarladığınız filmi bu sefer eldeki imkanlarla nasıl çekebilirsiniz? Bunun üzerine bir strateji geliştiriyorsunuz. Bu yönde de tabii yönetmenler için zor bir süreç var. Şimdi benim filmimin ortak yapımcısı Vigo Film, ben de şahıs şirketi olarak filmin bir kenarında yapımcıyım. Tabii ki yapımcı refleksleriyle yönetmen refleksleri orada çatışıyor ve yapımcı filmi nasıl o parayla gerçekleştirmeyi düşünürken yönetmen filmi nasıl hayal ettiği şekilde çekmenin planlarını kuruyor. Ama benim şöyle bir şansım vardı, yani bunlara ileriki bölümlerde zaten değiniriz derin bir şekilde. Kısaca benim şansım yapımcılarımın en az benim kadar eldeki imkanlarla bu filmi çekmek istiyor oluşuydu. Bu çok önemli bir motivasyon çünkü bu süreçte çok yalnız hissedebiliyorsunuz kendinizi. Özellikle çok kısıtlı bir bütçeyle baş başa kaldığınızda o filmi nasıl gerçekleştireceğiniz, yani karşınızda koca bir dağ gibi geliyor size o filmi bitirmek. Ve nereden başlayıp, nereden tırmanmaya başlayıp nasıl devam edeceksiniz, kaybolabiliyorsunuz bunun içinde. Yapımcılarımın bu konuda çok büyük bir şeyi var aslında, emeği var. Çünkü beni o parayla da olsa bir film yapabileceğimizi ikna ettiler. Ve biz bu yola çıktık. Tabii o yola çıktıktan sonra başka engellerle de karşılaştık. Ama son anda daha önce hesapta olmayan bir takım desteklerle de bir şekilde filmimizi hiçbir kaza yaşamadan, hiçbir kesinti yaşamadan, bir olumsuzluk yaşamadan bitirdik, tamamladık. Bu çok önemli, bu çok kıymetli hatta. Dolayısıyla... Yani ileride bunun süreçlerine de gireriz. Hı hı, ben şimdilik evet. Bu kadar söyleyeyim. Yani tamam. Burada yapımcının ve yönetmenin aynı şeyi hedefliyor oluşu, istiyor oluşu, ikna olmuş olmaları çok önemli. Elinizde ne kadar para olursa olsun, ne kadar imkan olursa olsun. Yani amaç bir film yapmazsa bu filmi 1,5 milyon lira bütçeyle de yaparsınız. 800 bin lirayla da yaparsınız, 600 bin lirayla da yaparsınız, 400 bin lirayla da yaparsınız. Hı hı. Bütün iş eldeki parayla nasıl bir film yapacaksınız? Evet, hem ilk filmde bir kere yapımcı kavramını konuşacağız zaten bu seansta, hem de ilk filmde yapımcılığı konuşacağız. Yapımcı-yönetmen ilişkisi de yine açacağımız başlıklardan biri. Dolayısıyla bu giriş bizim için iyi oldu. Hı hı. Müge Hanım, siz ilk filminizde engelleri nasıl açtınız?
Şimdi ilk film deyince benim farklı alanlarda farklı ilk filmlerim var. Aslında ilk 2009'da ilk Art House film yapmaya karar verdiğimizde bilmediğimiz için yaklaşık o dönemin parasıyla 400 bin lira gibi bir vergi borcuyla sinema hayatımıza başladık. Çok temiz bir sayfayı çok güzel doldurduk anında. Sonra bu bizi ticari filmler yapmaya itti. Ve bir süre öyle devam ettik. Hala da bir şirketim, içinde bulunduğum bir şirketim sadece bununla ilgileniyor. 2015 yılında ben kendi şirketimi kurdum Art House filmler yapmak için. Orada da aslında belki de bir nefes daha benim ana yapımcılığını üstlenip bitirdiğim ilk proje diyebilirim. Bakanlık desteği olmadan yaptık. Ve orada da bir nevi yine bir ilk filmdi diyebilirim. Çünkü yönetmenim Nisan daha önce iki kişilik bir yönetmen ekibi olarak bir film yönetmişti. Ama bizim şöyle bir şansımız vardı. Biz sinema sektörüne yeni değildik. Buradan da şuna bağlamak istiyorum. 2009 yılında her ne kadar ben o zamana kadar da sektörde çalışmış olsam da yapımcılık yapmamıştım. Bahsettik ya hayallerle gerçeklerin uyuşması ile ilgili. Nisan'da ben de sektörün farkında ve bilincinde olduğumuz için yaşadığımız hayal kırıklıklarını daha kolay atlattığımızı düşünüyorum. Çünkü göreceksiniz yönetmen-yapımcı ilişkisinde de bahsederiz bundan. Çift taraflı bir esneklik gerektiren bir süreç bu. Çünkü Orçun Bey'in de dediği gibi elimizdeki parayla ne yapabiliriz? Bir tarafta hayaller, bir tarafta gerçekler var. Ve yönetmen ve senarist bence ilk filmde özellikle, bence bütün filmlerde öyle ama ilk filmde daha da çok bir adım geri, bir adım ileri birbirlerine yaklaşarak bir ortak paydada buluşmaya çalışıyorlar aslında. Zaten şöyle de bir gerçek var. Neden para yetmiyor? Çünkü siz yönetmen ve yapımcı olarak beraber bir ideale inanıyorsunuz. O ideal yapmak istediğiniz film, çekmek istediğiniz senaryo, seyircide bırakmak istediğiniz duygular. Ama şu anda bunu gerçekleştirmek için 50 ila 100 kişiyi istihdam etmeniz gerekiyor. Ve tabii ki bu onların hayali değil. Yani onlar tabii ki bunun için bir para alacaklar. Onlar tabii ki belli bir kalitedeki bir ortamda çalışacaklar. Bu çok önemli bir kaygı olarak ortaya çıkıyor. Ve genelde orada yine Orçun Bey'le daha önceki bir konuşmaya bağlayacağım. Sizin bu standartları tutturmanız ve bunlara zaten artık sendikalar ve belli kural kanunlar çerçevesinde filminizi yapmanız paranın su gibi akmasına sebep oluyor. Bu da normalde 6 haftada çekmek isteyeceğiniz bir filmin 4 haftaya, 3 haftaya sıkışmasına sebep oluyor. İlk filmde bu büyük büyük bir problem ve sıkça yeni çalıştığım yönetmenlerle de karşılaşıyorum. Çünkü baktığınız zaman setteki en deneyimsiz insan aslında yönetmen. Işıkçının 22. filmi, yapımcının 7. filmi, işte çaycı hiç söylemiyorum. Yani o yüzden oradaki en deneyimsiz insandan bir ilk yönetmenlikte o bütçeye ve belli bir hızda aslında 6 haftada çekeceği şeyi 4 haftada çekmesini bekleyen ve belli saat kurallarına, teknik kurallara uymasını ve kendi hayalini gerçekleştirmesini bekleyen bir ekip var. Ve bence ilk yönetmenlerin üstüne çok büyük bir baskı bu. Paranın olmaması aslında yaratıcılığı bu anlamda kamçılıyor da olabilir, öldürüyor diyemeyeceğim ama sıkıştırıyor. Yönetmen ve yapımcıyı gerçekten köşeye sıkıştırıyor. O yüzden de ilk yönetmenlik, tekrar aynı şeye bağlayacağım, ilk yönetmen ve ilk yapımcılıkta esneklik birbirine karşı çok çok önemli. Bunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Bu açtığınız başlıkları derinleştireceğimize inanıyorum. Hilal Hanım, sizin engelleriniz nelerdi? Şöyle söyleyeyim, ben 2 sene önce Kültür Bakanlığı'nın Sinema Destekleme Kurulu üyesiydim. Birçok filme de destek verdim. Cemil Bey'le aynı dönemdeydik. O destek sürecinden sonra ilk filmini yapan, içinizde de olan birçok genç arkadaşımla bağlarımız, ilişkilerimiz proje bazında devam etti. Bilgi verdiler, geri dönüşler yaptılar. Hepsinde şunu gördüm, özellikle yapımcısı olmayan ilk filmini yapmak, ilk uzun metrajını yapmak isteyen arkadaşlarım, yapamıyoruz, çekemiyoruz çünkü bakanlıktan aldığımız destek yetersiz, hiçbir şey yapamıyoruz, bir panik halinde ve bir çaresizlik halindeydiler. Bu beni çok üzdü. Yani onlar adına ve devam edecek ilk filmini çekmek isteyen arkadaşlarımızın daha hazırlıklı olması adına bu panel o yüzden çok çok kıymetli benim için. Ne yapabiliriz, neler konuşabiliriz? Ben şöyle bir tespitte bulundum.
yapımcı ayağı yapımcılarını bulup onları işte Art House, Bağımsız Film, Festival Filmi adına söylüyorum. Onları festivallere taşıyacak, onlara fon bulacak, finans sağlayacak yapımcılarla birlikte yol almaları, destek öncesinde sağlam, iyi, güvendikleri yapımcılarla yol almaları gerektiği gibi bir tespitte bulundum kişisel olarak. Müge Hanım'ın dediği, şimdi bağımsız filmden söz ediyoruz. İlk filmini yapmak isteyen bütün herkes kendi senaryosunu ya da işte yazdırdığı, güvendiği senaryoyu kendi filmini çekmek istiyor. Kendi tarzını ortaya koymak istiyor. Yapımcıların müdahil, kreatif anlamda müdahil olmaları konusundaki esnekliğe katılıyorum. Şöyle, bu bir artık bana göre bağımsız art house ve festival filmleri de bir endüstrileşme yoluna gidiyor. Çünkü bir ürün halinde düşünmeniz gerekiyor işinizi. O da aslında o ürünü üreten kişisiniz, yaratan kişisiniz, senarist olarak, yönetmen olarak, ama onu satacak ve pazarlayacak olan kişi yapımcı. Hatta yapımcı bile belki de pazarlayacak olan kişi değil. Finans kaynaklarını bulup bir pazarlama departmanı gibi, yani onu festivallere veya ortak yapımcılara pazarlaması ve tanıtması gerekiyor. Şimdi Kültür Bakanlığı'nın dışında ne var? 3 yıldır 12 Punta var. 12 Punta ne yapıyor? Destek dışında para koyuyor, ortak yapımcı oluyor. Bu sene ben de 12 Punta'nın jüri üyesindeydim, üyesiyim, ön jüride. 6 tane ilk filme destek verdik. Bu çok kıymetli ve çok güzel ve çok özel bir rakam. Ne yapıyoruz? Yani sizi tek başına bırakmıyor. Yani ortak yapımcı olduğu için, yapımcısı olduğu için sizi tüm süreçte yönetiyor, yardımcı oluyor ve destek veriyor. O yüzden ilk filmini yapacak arkadaşların yapımcı ayağını asla atlamamaları ve önemsemeleri, ilk başta doğru yapımcıyı bulmaları gerektiğine inanıyorum. Buraya gelmek çok iyi oldu. Çünkü tam da hani işte yapımcı kavramını konuşalım demiştim. Evet. Bir kere bence yapımcıların da yapımcıdan anladığı, her yapımcının yapımcıdan anladığı, yönetmenlerin de yapımcıdan anladığı değişiyor. Biraz hani özellikle hani art house sinemada yapımcı kavramını konuşmak isterim. Bir de yapımcılara işte nasıl yaklaşılması gerektiği, neden her yönetmenle her yapımcının birlikte çalışamayacağı ya da bir ekip kurul, yani bir yapımcı ve bir yönetmenin hangi şartlarda bir arada verimli çalışmalar gerçekleştirebileceğini de konuşalım istiyorum. Hı hı. Çünkü örneğin dün Rebecca O'Brien'la Ken Loach'un 17 filminin yapımcısı, yıllardır birlikte çalışıyorlar. Onunla yaptığımız masterclass'ta şey dedi, yani her şeyin önüne iyi arkadaşlığı koydu. Yani yapımcı, işte Ken Loach'un yapımcısı Ken Loach ve Rebecca O'Brien çok iyi arkadaştır dedi öncelikle. Hani bu da işin içinde. İşte farklı kabiliyetler de işin içinde. Ülkedeki sektörü bilmek ve belki dünyadaki sektörü bilmek de işin içinde. Ama bence yapımcı kavramını da konuşmak isterim. Bununla ilgili şimdiye kadar anlattıklarınızın yanı sıra eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleyelim. Bir de böyle devam edelim. Tamam. Öyle geldik. Yani ana akım veya genel gişe yapımcılarından daha farklı. Yani orada ben bir senaryo yazıyorum, gidiyorum yapımcıya, yapımcı beğenirse parasını ödüyor, anlaşmamı, sözleşmemi yapıyorum, eyvallah deyip gidiyorum, yönetmenini buluyor veya yönetmensem, çekeceksem şartlarını işte önüme bir senaryo getiriyor, bakıyorum, beğeniyorum, konuşuyorum, burada bitiyor. Yani kamera, ışık, bütün her şey yönetmenin de denetiminde ve yapımcı onları sağlamakla yükümlü. Filmin bütçesi yapılıyor en baştan, birlikte ortak bir çalışma, ama yapımcı sıcak parayı, aynı yardımı koyuyor. Başka fonlardan veya finansal destekleri, sponsorları da buluyor ekstradan. Şimdi bağımsızlarda ve ilk filmlerde böyle bir yapımcı anlayışı yok. Yani böyle bir yapımcılıktan söz etmiyoruz. Yapımcı sizi
aslında bir koç gibi, yani filmin hani yaşam koçları gibi bir koç gibi hem finansal kaynak, fon bulmak, festivaller, doğru festivallere gitmek de önemli. Yani filminizi bütün festivallere gönderirsiniz ama karşılığını bulamaz. Yani doğru festivallere yönlendirmek, belki çok öncesinde senaryo olarak dolaşmasını sağlamak. O yüzden yapımcıya ilk başta senaryonuzu inandırmanız gerekiyor. Yapımcının onu inanıp kabul etmesi. Sonra sizin onu çekebileceğinize, sizin dünyanızı, yani o senaryoda anlatılmak istenenleri yönetmen olarak size inanması gerekiyor. Siz de yapımcıya inanıp güvenmeniz gerekiyor ki o süreçte size göstereceği yol ve sunumlardaki dilinizi, ürün pazarlamasını doğru yapabilin. Müge Hanım, siz ne diyorsunuz buna? Ben de şöyle yaklaşayım. Ben ticari tarafta da yapımcılık yapıyorum. Fakat yapımcı, evet, art house ve ticari de ayrılıyor ama yapımcı günün sonunda art house da olsa, finansal olarak da, pardon, ticari olarak da olsa bir filmin finansal ve hukuki işleyişini elinde tutan, haklarını elinde tutan ve günün sonunda bu filmi haklarını kullanarak, işleterek para kazanan ve kazandıran kişi diyebiliriz. Art house'da tabii bunun içine proje geliştirme daha fazla giriyor. O yüzden ilk filmde bence en önemli konu yapımcı ile ilgili ve yönetmenle ilgili. Yapımcının tabii ki kaynak bulmak, senaryo geliştirmek, doğru senaryo geliştirme ortamlarına diyeyim, doğru senaryo doktorlarına, doğru ortak yapım marketlerine, fonlara başvurmanın yanı sıra bence yapması gereken iki çok önemli şey var. Birincisi packaging dediğimiz paketleme. Yani bu paketlemeden kastım şu, senarist, yönetmen, bunların aynı kişi olduğunu varsayarak sadece yönetmen diyeceğim. Yönetmenle oturup projenin güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini açık bir şekilde konuşmak, bunları saptamak, nasıl güçlü yönlerini daha çekici hale getiririz bunu tartışmak, bunu ön plana çıkarmak ve ön hazırlıkta, yani ön geliştirmede en önemli şey olan başvuru dosyalarını, bunlar bakanlığa olabilir, ÖRİMAJ'a olabilir, ortak yapım marketlerine olabilir veya yatırımcı bulmak için olabilir. Bu arada da şunu da parantez açayım. O dosya belki 40 kere hazırlanacak bu süreçte. Çünkü başvurduğunuz yere göre şekilleniyor. Dolayısıyla buna da paketleme diyoruz. Projeyi fonlayacak her türlü kurum veya kişi için bunu çekici hale getirmek. Ama bu sırada da reklamcı gibi düşünmemeli, zayıf yönlerini de saptayıp bunları nasıl minimize edeceğini bulmak. Bu benim için özellikle ilk filmde daha çok öne çıkıyor. Çünkü sektörün gerçekleri hakkında genellikle ilk yönetmenlerin çok fazla bilgisi olmuyor. Bu da beni yapımcının ikinci önemli görevine getiriyor. O da benim yönetmenlerimle yapmaya çalıştığım, kurmaya çalıştığım ilişkinin de bir boyutu. Yönetmenle gerçek dünya arasında bir duvar olmak. Çünkü süreçte işin içine para ve sektörün içinden ve dışından gelen eleştiriler geldiğinde, siz bir ortak ya potansiyel ortak yapımcıyla bir toplantı yaptığınızda, o ortak yapımcı senaryonun veya projenin sevmediği yönlerini sizin önünüze serdiğinde, tabii ki yönetmenlerin projelere olan duygusal bağı, onların bu feedbacklere yaklaşımını çok size göre, yapımcıya göre çok farklı hale sokuyor. Bu durumda da yönetmenin fokusunu kaybetmeyip o eleştirileri süzgeçten geçirerek almasına yardımcı olmak, herkesin dediğini, herkesin onu yönlendirmesi durumunu kontrol etmek, kontrolü kötü anlamda söylemiyorum, onu korumak. Yani onun amacı kendi aktarmak istediği, anlatmak istediği konuyu en iyi şekilde bu bütçeye aktarmak. Oradan dış sesleri sindirmek, susturmak ve onların yönetmene ulaşmamasını ya da sadece önemli olanlarının ulaşmasını sağlamak ve kreatif prosesi o anlamda desteklemek benim için ilk filmlerde yapımcının en öne çıkan işlerinden biri olarak önüme çıkıyor diyeyim. Orçun Bey, siz ilk turda yapımcılarınızla olan deneyiminizi anlattınız ama nasıl bir esneklik gerekiyor? Siz nasıl, yani yapımcı yönetmen ilişkisinde nasıl bir esneklik yaşadınız? Hem deneyimlerinizden hem de fikirlerinizden faydalanmak isteriz. Tabii ki. Şöyle,
biz ilk bu yola çıktığımızda, önceden belirttiğim gibi ilk başta bakanlığın parası vardı elimizde. Ek bir bütçe bulamadık. Sonra bir karar vermek gerekiyordu ki bu işte 2021 yılının başı gibi. Aslında sonbahar kış döneminde çekmeyi tasarladığımız bir projeydi bu. Fakat ardından pandemi süreci başladı, her şey durdu. Döviz yükselmeye başladı, elimizdeki para gün geçtikçe değer yitiriyordu. Ve burada yapımcılarımın şöyle bir önerisi oldu. Biz bu filmi baharda, Nisan ayında çekelim, bir deadline koyalım, bir hedef koyalım ve hazırlık sürecimizi başlatalım. Bu tabii ilk başta bana, benim çok aklıma yatmadı ve beni bir tık da korkuttu. Çünkü benim beklediğim hazırlık sürecini geçiremeyeceğimizi, tamamlayamayacağımızı düşündüm. O endişeye kapıldım. Çok pardon, hem hazırlık süreci ile ilgili de anlatın daha detaylı lütfen. Hem de bu kararı aldığınızda bütçenizin yüzde kaçı elinizdeydi aşağı yukarı? Bu yani kararı aldığımızda bakanlıktan gelen ilk dilim paramız vardı. Başka bir paramız yoktu. Tamam. Yani yapımcının burada koyduğu bir para da yok. Yani yine Art House, bağımsız işler yapan bir şirket olduğu için Vigo Film'de hani, sonuçta aynı fonlardan... Aynı yardımlar vesairelerle birlikte. O ana kadar daha hiçbir yardımımız yoktu. Tamam. Yani son anda gelen bir takım destekler, katkılar oldu. Ama o ana kadar biz bakanlık parasıyla baş başaydık. Ve yapımcım Vigo Film'in motivasyonu da biz bu eldeki parayla bu filmi çeker miyiz? Çekersek nasıl çekeriz? Bunu düşünmekti. Tabii onlar o konuda daha akılcı davranarak yaklaşıyorlardı. Daha analitik düşünüyorlardı. Ben daha duygusal düşünüyordum ve onun çatışmasını yaşıyorduk. Bu da çok doğal. Yani yapımcı yönetmen çatışması aslında bu. Ve biz o deadline'ı bir şekilde koyduk, o kararı aldık ama ben hala daha çok çekimserdim. Yani bu iş o süreye kadar hazırlık süreci nasıl tamamlanacak? Bir sürü mekan var çünkü film yol filmi, sürekli yer değiştiren bir film. Mekanlar bulunacak, kast yapılacak, işte bunun prodüksiyon kısmı var. Ve bir şekilde başladık. Ama pandemi de bizi yavaşlatan unsurlardan biriydi açıkçası. Özellikle mekanları gezme, mekanları keşfetme anlamında. Ve ben hala daha o Nisan ayına gelene kadar soru işaretleriyle bu süreci devam ettirdim. Ama kast görüşmelerimizi yaptık, mekanlarımızı bulmaya başladık, ekibimizi kurmaya başladık. Yani artık %60, %70 neredeyse hazır duruma gelmiştik. Fakat son dakikada hala o paranın olmayışı ve bizim hala da bekliyor oluşumuz. Çünkü o umudu hiç yitirmiyorsunuz. Sete girene kadar hala bir yerden, işte Almanya'dan gelebilir, Sırbistan'dan gelebilir, işte şurada bir yer var, oraya da gidelim, buradan haber bekleyelim gibi bu umudu hiç yitirmiyorsunuz. Son artık bu gireceğimiz süreçte bir kırılma yaşadık aslında. Yani bana söyledikleri şu oldu. Elimizde iki dilim bakanlık parası var. İlk dilimi almışız, ikinci dilimi çekimler esnasında alacağız. Biz bu filmi bu şekilde yaparız ama sen bunu bu şekilde yapmaya hazır mısın? Çok net bir şekilde sordukları buydu. Karar anı. Karar anı. Ve büyük bir kırılma anı. Çünkü onlar hakikaten çok motive olmuşlardı. Biraz deli cesareti bir şey aslında. Çok akılcı bir şey olduğunu söylemiyorum bunun. Fakat inanmak da hakikaten işin yarısı, belki daha fazlası. Özellikle bizim proje özelinde biraz öyle oldu. Ve orada ortak bir kararı net bir şekilde artık kesinleştirdik en azından. Yani aklımızdaki soru işaretlerini çizip o kararı aldık. Ve bundan sonra şöyle bir süreç başladı. Madem ki bu işi bu parayla yapacağız, o zaman bizim senaryoya dahil ettiğimiz, filmin geçmesini hayal ettiğimiz mekanların hangilerinden vazgeçeceğiz? Çünkü bir karar başka bir karar aslında doğuruyor. Yani bu domino taşı gibi bir şey. Bir yerden başladığınız anda artık geri dönüş yok. Mesela o bahsettiğim an öyle bir an. Artık tamam dedikten sonra ilk taşı deviriyorlar ve onun arkası peşi sıra geliyor. Çok ekstrem mekanlarımız olmamasına karşın, elimizdeki bütçe el vermediği için
senaryonun içinde işte 7 tane, 8 tane farklı Anadolu'daki lokasyonumuz varken stratejik olarak bunları bu sefer işte orman blokları, kasaba blokları, şehir blokları olarak belli yerlere toplama kararları aldık. Ve belki de birbirine yakın mekanları. Kesinlikle. Çünkü çok sıkışık bir programımız vardı. O anki bütçeyle 3,5 haftalık bir program yapabiliyorduk. Bunun üstüne çıkamıyorduk. O 3,5 haftayı tamamlayıp tamamlamayacağımız bile aslında net değildi. Böyle bir stratejiyle yola çıktık ve bu sefer tabii ki senaryoda değişikliklere başladık. İlk yapacağınız, en kolay yapacağınız değişiklik eldeki metin. Yani sete girmeden evvel, bütün o teknik ekip, bütün o teknik ekipman toplanmadan evvel en ekonomik şekilde atacağınız şey senaryo. Üstünü çiziyorsunuz ve gidiyor. Gidiyor ama tabii bunu bir de yönetmene sorun. O kadar kolay gitmiyor. Çünkü siz onda yıllar geçirmişsiniz. O mekanı koymuşsunuz. O, çünkü onun bir sebebi, bir karşılığı var filmin içinde. Velhasıl böyle bir vazgeçme süreci başladı. Yani yapmak için nelerden vazgeçeceksin? Ve ben yavaş yavaş böyle bir şeyin içine girdiğimi de fark ettim. O ana kadar çok bunun da farkında değildim. Ama hani şu an şımarıkça geliyor. Mesela biz bu filmi Alexa 65 ile çekeriz falan diyorduk. Türkiye'de yoktu kamera. Sonra Alexa Elef ile çekeriz dedik. O Elef'i bulamadık. Venice'e döndük. Venice'i bulamadık. Biz sete girdiğimizde kiralanacak kamera yoktu. Çünkü dijital platformlarda deli gibi iş çekilmeye başlandı. Yani o işte hayaller, gerçekler kısmı o kadar hızlı bir şekilde önünüze geliyor ki tak 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 bir anda basamaklardan düşüyorsunuz. Ama moral olarak çökmemeniz, düşmemeniz, devam etmeniz gerekiyor. Hani içinde majör diyebileceğim bazı mekanlardan bile vazgeçmek durumunda kaldık. Sete girmeye bir hafta 10 gün kala çok alakasız bir şekilde bir yatırımcı, yapımcı projeyi çok beğendi. Ben kesinlikle bu işe destek olmak istiyorum dedi. Bu işin gerçekleşmesini istiyorum. Yapımcı, hani bu işin içinde yapımcı olmak da şeyim değil, derdim değil. Ben sadece bunun hayata geçmesini istiyorum dedi ve bize bir destek koydu. O destek mesela can simidiydi bizim için. Çünkü o bakanlıktan gelecek olan ikinci dilimi biz aslında o şekilde sağlamış olduk. Ve 3 hafta çekmemizi sağladı. Sette karşılaştığınız en büyük sıkıntı nakit akışı. Yani hazırlık süreci ve ilk bir haftaya o ilk dilimle başlıyorsunuz. Bütün o hazırlık süreci ve o ilk haftayı o ilk dilimden harcıyorsunuz. Ondan sonra o gelmiş olan katkı bizi 3. haftaya götürdü. 2. dilimde zaten aşağı yukarı 3. haftada gelebilmişti. Sonrası zaten rahatladık. Ama çok sıkışık bir 3 hafta, zor bir 3 hafta geçirdik. Fakat hiçbir aksama yaşamadık, hiçbir kaza yaşamadık. Pandemi bize mani olmadı. Bunlar çok büyük nimet hakikaten. Ve filmi 3,5'tan 4'e çıkarttık. 4 haftada tamamlayabildik filmimizi. Son haftamız çok daha rahat, çok daha içimize sinerek geçti. Ki o zaten Hacı Bektaş bölgesindeydi. Bu peki, sadece kısa bir soru bu. Şeyden, bu karar anı dediğimiz o günden önce kaç hafta planlıyordunuz? 3,5 hafta. Hayır, 3 hafta hatta yani. Hayır hayır. Çekim olarak. Daraltmadan evvel yani her şey yolunda gitmiş olsa. Bu filmin olsa çekilmesi gereken hafta 5 hafta bence. Hı hı, anladım. 6 hafta çok böyle imkanlı bir bütçeyle 6 haftada çok keyifli çekerdiniz ama hakkı 5 haftaydı. Bekir Bey, sizin şey dediğinizi hatırlıyorum. Artık çekebileceğim filmler, yani ister istemez çekebileceğim filmler yazmaya başlıyor. Yaratıcı süreç bunu bir şekilde bize getiriyor dediğinizi de hatırlıyorum. Orçun Bey'in anlattıkları da bunu getirdi aklıma. Siz hani ilk filminizde az evvel anlattığınız daha farklı bir pratik. İkinci filminizde daha farklı bir pratik. Hem ikisinin arasındaki farkı, avantajları, dezavantajları anlatmanızı istiyorum. Hem yapımcıyla, çünkü yapımcı turundayız aslında, yapımcınızla ilişkinizi ve hani ikisinin arasındaki farkı yine ilk film, ikinci film özelinde. Bir de bu bahsettiğiniz hani notlarımdaki şey benim çok ilgimi çekiyor hakikaten. Artık hani çekebileceğimiz tarz senaryolar yazmak başlığı altında da fikirlerinizi merak ediyorum. Evet, yani ilk filmimi yazarken dediğim gibi tamamen kendi alınımda ve finans olarak
beni zorlamayacak alanlarda senaryoyu yazmıştım. İkinci filmde de ister istemez, bu herhalde bu böyle silsile olarak devam edecek, öyle görünüyor. Çünkü ister istemez oraya yönlendiriyor. Yani mekanı dar tutmak, karakteri daha az karakterle, daha küçük zamanlı, daha minimali, hep minimali zorluyor bu bir taraf. Yani ben biraz bu sinema dünyasını hala garip bulanlardanım işin açıkçası. Çünkü hani Godard'ın bir sözü var. Sinema sanatı bir taraf bir gözü paraya, bir gözü de sanata baktığı için şaşı bir sanattır der. Tahmin ediyorum ki bu şaşılık gittikçe de artmakta gibi geliyor. Çünkü yani hem bütçeli hem de bütçesiz bir film çekmiş birisi olarak bu kıyaslamayı yapıyorum. İlk filmde mesela senaryoyu yazıp direkt hadi yarın sete başlıyoruz deyip sete başlayabilme lüksüne sahipken şimdiki filmde 2017'de senaryoyu yazdık. 2018'in ortalarında senaryo bitti ve daha 2021'in Şubat mı Mart'ında çekimleri yaptık. Yani 4-5 sene gibi bir süreç. Ve bu 4-5 sene nasıl geçti? İşte marketinglerde, pitchinglerde. Yani bir yönetmen olarak şunu görmeye başladım. Yani bir film çekmek için adeta iyi bir PowerPoint sunusu yapmam gerekiyormuş gibi algılıyorum bu pitching süreçlerini. Çünkü bu süreçlerde hem ortak yapımlar hem işte marketler o kadar çok yer dolaştı ki bu 4 sene içerisinde. Tabii ki bunu bir eleştirmek anlamında değil, bunun çok ciddi avantajlarını gördüm sette. Mesela şimdi biraz dertlerden bahsedildi ya filmde. Mesela ikinci filmimde hiç para akışıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Bu o kadar bir ferahlık veriyor ki yani ne olduğu hiçbir bilmiyorum. Yani ben sete girdim ve setten çıktım. O kadar rahatım ki ve görüntüler konusunda o kadar tatminkarım ki. Yani ilk filmimde böyle değildim tabii ki. İlk filmimde bu film ayağa kalkacak mı ondan bile şüpheliydim. Biraz buralar hala bende muallaklığını koruyor. Yani nereden yürümeliyiz, nasıl yapmalıyız, nasıl bu süreci aşmalıyız veya sinema sanatı nereye gidiyor? Buralar hala bende muallakta duruyor. Yani cevaplayamadım bu soruları. Bilemiyorum. Dolayısıyla bu ister istemez de çekebileceğim senaryoları yazmaya itiyor hala beni. Yani çünkü emin değilim yarın nasıl bir sorunla karşılaşacağımı. Şu an tamam ikinci filmimi hem TRT ortak yapım vardı, hem Kültür Bakanlığı vardı, hem de Belçika'da ortak yapımcım vardı. Böyle rahat rahat çektik ama bir sonraki üçüncü filmi hakkında hiçbir fikrim yok. Ne olacak? Dolayısıyla senaryo yazma konusunda böyle kısıtlamalarımız var eşimle kendimin. Bu arada iki turu tamamladık. Hem katılımcılara, konuşmacılarımıza hem de size soru sormak isterseniz ya da söylenenler hakkında yorumlarınızı aktarmak isterseniz el kaldırın. Ben size söz verebilirim ve dahil olmanız güzel olur. Böyle bir panel tasarladık. Şimdi yapımcı meselesinden bahsettik. Ve hani yönetmen ve yapımcının bir araya gelebilmesi, o uygun işbirliği, uygun ekibi oluşturabilmesinden bahsettik. Ve aslında herkes de konuşmalarında finansmandan dolayısıyla işte ilk çalınan kapı olan kamu desteklerinden bahsetti. Peki ilk yönetmenle, yani bu böyle hani iki başlığı birleştiren bir soru olacak. İlk yönetmenle ilk yapımcıyı bir araya getiren projeler, yani bir proje yönetmen de yapımcının da ilk işi çok daha güç görünüyor. Ve bunların işte bakanlık olsun, 12 punto olsun desteklerle yaşadığı süreçleri de konuşmak isterim. Şunu söyleyeyim ben. Destek kavramını aslında... Yani şöyle bir algı var. Biz bakanlıktan desteği aldık, tamam filmi çekeriz. Önce ya da biz şu desteği alalım da önümüz açılır. Aslında yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar gibi bir şey. Çünkü destek verdiğimiz ilk filmin çekecek yönetmen arkadaşların dönüşlerinde desteği aldık. Bize diyorlar ki siz almışsınız desteği zaten. İşte kapısını çaldıkları yerel yönetimler olsun, yapımcılar olsun ya da işte sponsorlar. Gerek yok ya, almışsınız zaten, çekin. Bir böyle bir şey var. Bir de filmi yaptın, bitirdin bir şekilde. Ama onun dağıtılması, gösterime girmesi, izleyiciyle buluşması ayağı var. Yani yaptın, tamam burada duruyor. Yani sadece filmi yapıp bitirmiş olmak da yeterli değil. O yüzden senin açtığın başlığa dönecek olursam, deneyimli yapımcılar... belki de artık
ilk yönetmen, işte senarist gibi yapımcıların da yetişmesi gerekiyor. Yani bir yapımcı sektörünün, bir yapımcı ayağının da olması gerekiyor. Böyle bir eğitimin, böyle bir meslek olacak artık. Festival filmlerinin yapımcısı gibi bir şey herhalde. Ben de yapımcı olarak aslında böyle bir bu ayrıma doğru bir gidiş zaten var. Avrupa'da çok net var zaten. Benim de mezun olduğum EAVE tamamen bunun üzerine. Hiçbir şekilde ticari sinemanın kavramları ve yapımı üzerine çalışmıyor. Ben hep şöyle diyorum, en iyi proje hiç parası olmayan proje. Çünkü hayal ve çok güzel bir yerlere başvuruyorsunuz, konuşuyorsunuz ama ne zaman o ilk para banka hesabına yattı, problem orada başlıyor. Çünkü tam olarak Hilal Hanım'ın dediği gibi bütün başvurduğunuz kurumlar en fazla size bütçenizin %50'sini verecek. Siz hadi o bütçeye çektiniz ama kapama yapmanız gerekiyor ve bahsettiğiniz bütçeyi harcamış olmanız gerekiyor. Ve orada aslında yapımcı benim için hep şey gibi böyle elinde 3 tane top var, jonglör gibi onları elinde çeviriyor. Yani bunlar fon, işin yaratıcı kısmı, pazarlaması vesaire. Ve yapımcı o parayı ve fonları idare eden ve o yatırımcılarla, fonlarla olan ilişkileri ve biraz önce sıkça değindiğimiz cash flow, yani nakit akışını aslında yönetmene en az şekilde sezdirerek çözmeye çalışan kişi. Ve ilk yapımcılardan tabii ki bunu deneyimlemeden bilmesini beklemek çok zor. Ancak eğitim almış olmaları lazım. EAVE hiç şey bir eğitim değil, yani ucuz bir eğitim değil. Yurt dışına gitmeniz, orada vakit geçirmeniz, o eğitimlere para ödemeniz gerekiyor. Ve ondan sonra, ben o eğitimden sonra bile deneyimlerimle aslında karşılaştığım bir sürü bürokratik sorunla aslında şu anda daha net bakabiliyorum olaylara. Çünkü ben de çok zorlandım. Yani çalıştığım Avrupa fonlarıyla da yerel yatırımcılarla ve yurt dışından yatırımcılarla. Aslında yapmadan öğrenmek çok zor. Çünkü şey gibi, hani bu bir yemek kitabına bakmak gibi. Evet, elinizde bütün her şey var ama bir türlü tadı istediğiniz gibi olmuyor. Bunun gibi bir şey. O yüzden de ilk yapımcılara bana bazen soruyorlar, pardon, ilk yönetmenler, hani deneyimli bir yapımcıya mı gitsem iyi yoksa benim gibi yeni başlayan birine mi gitsem iyi? Burada bence bu bir karar. Çünkü bir yapımcının da gelişebilmesi için mutlaka bir projeye ihtiyacı var. Yani onu yapmadan okuduklarıyla veya dinledikleriyle her şeyi öngörmesi mümkün değil. O yüzden de ben onlara iki şey söylüyorum. Deneyimli bir yapımcı muhtemelen ilk yönetmeni yönlendirecektir ama bu her zaman onu özgür bırakacağı anlamına gelmiyor. Mesela ben ilk yönetmenlerle artık biraz zorlanıyorum. Çünkü ben bazı gerçekleri biliyorum ama o doğal olarak bilmiyor ve orada bir çatışma yaşıyoruz. Ama ilk defa ben bunu yaparken biz beraber bir de ideale inanıp birbirimiz için birlikte çok daha fazla savaştık. O yüzden de bu bir seçim. Evet, deneyimli bir yapımcı size çat çut belki fonları getirecek ama belki de özgürlüğünüze daha çok karışacak. Yani belki Orçun Bey'in bahsettiği şekilde çok daha net, hani bu sahneler kesilecek, burası böyle olacak, yoksa fonu alamayacağız diyecek ki bunun doğruluk payları da kesinlikle var. Kendim de yaşadığım için biliyorum. O yüzden mutlaka deneyimli yapımcı mı, o bende bir soru işareti. Ama deneyimsiz yönetmenler, yani ilk yönetmenle ilk yapımcıysa yapımcı da yönetmen de aslında birbirlerinin alanına fazla şekilde hakim olacaklarını kabul etmiş olmaları gerekiyor. Bugün Nisan'a sorsanız Bir Nefes Dağı'nın yönetmeni, Nisan bütün fonların nasıl işlediğini merak da ettiği için çok iyi biliyor. Çünkü içinde olmak istedi ve biz o savaşları birlikte verdik. O yüzden bu yönetmen için bir seçim. Ve yine bu başlık altında her proje için her yapımcı da doğru değil. Ve bir projeye bir yapımcı girdi diye o proje gerçekleşecek diye de bir şey yok. O yüzden o seçimler çok kritik. Bazı projeler var, bu sektördeki bazı arkadaşlarım da biliyordur, 3. 4. yapımcısını değiştiriyor, 4 yıl olmuş, hala bir ilerleme kaydedememiş veya bakanlıktan parayı almış ama bir şekilde yönetmenin kafasındakiyle konuştuğu yapımcıların kafasındaki uymadığı için 6 ayda bir yapımcı değişiyor.
Bunlardan kaçmanın bir yolu aslında sadece bu konuda verdiğim işte 3 saatlik bir eğitim var. Yapımcılara yaklaşırken sizin ne sunabileceğiniz ve onlardan ne beklemeniz gerektiği. Bunlar aslında çok net şeyler ve hayal kurmak için bir sebep yok burada. Yani buna gireriz belki. Ben şimdi burada toparlayayım. Ama artısıyla eksisiyle deneyimli bir yapımcıyla çalışmak veya ilk yapımcıyla çalışmak arasındaki farkları, iyisini, kötüsünü bir değerlendirerek hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Orçun Bey, siz az evvel değindiniz. Belki o kısmı biraz açmanızı isterim. Yine bu başlık altında ilk filmini yapan bir yönetmen olarak daha önce filmleri olan bir yapım şirketiyle çalıştınız. Ve fakat ilk film destekleri nin işte bir bölümü, yani ilk taksidi vardı elimizde bakanlığın ve sonra işte gitmeye devam etmeye, çekmeye karar verdik dediniz. Peki sizin hani bu engeller listenizde mücadele başlığı altında nerede duruyor destekler ve yapımcılar ve sizin ilk deneyiminiz? Yani biraz daha açarsak soruyu. Yani siz yapmış olduğunuz, yani bakanlık desteğiyle ilk taksidi üzerinden sete çıkmaya karar verdiğinizde ve daha sonra bir yatırımcının da dahil olduğunu söylediniz. Evet. O süreçte yapımcılarınızla yapmış olduğunuz, işte almış olduğunuz kararlar, konuşmuş olduğunuz şeyler ve bütün bu hani engelleri aşma sürecindeki o mücadele azminizden, arzunuzdan, o süreçten bahsetmenizi istiyorum. Tabii. Yani o demin de değindiğim gibi bir buzdağının bir kırılma anı var. İşte o kırılma anı o verdiğimiz karar. Yani yapımcı ile yönetmenin aynı karar doğrultusunda evet biz şu an bu iki dilim elimizde gelecek olan oda iki dilim parayla bu seti tamamlayabiliriz kararı. O doğrultuda tabii ki artık çatışmadan ziyade biraz daha aynı yönde adımlar atmaya başladık ki aslında büyük çatışmalar yaşamadık. Zaten onlar bu işi yapmak için en başından beri hep yanımda durdular. Bu arada kolay bir şey değil. Yani evet onlar başka prodüksiyonlar, başka işler yaptılar. Kendi projeleri de var bu arada. Vigo Film'in kendi bünyesinde çok güzel işler var. Ve bizzat kendi yönetmenliklerini yapacakları işler var hali hazırda. Ve başka yönetmenler de var çalıştıkları. Ama bu motivasyonu, bu inancı göstermeleri çok bulunabilen bir şey değil Türkiye'de. Yani çünkü şöyle bir gerçek var, ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani elinizdeki para doğrultusunda bir şey ya yapabilirsiniz ya da yapamazsınız. Ve bu çok doğal bir şey. Yani bu refleksle hareket etmek zaten bu işin doğasında var. Ama onlar, acaba biz yine de bu filmi bu şartlarda tamamlayabilir miyiz? Bizce tamamlarız kararıyla yola çıktılar. Bu yürek koymak gereken bir şey. Yani paranın ötesinde, imkanın ötesinde. Çünkü biz gelecek olan destekleri bilmiyorduk. Orada tekrar vazgeçmeye döneceğim. Biz bir şeylerden vazgeçmeye başladıkça bu sefer kapılar açılmaya başlandı. Şimdi bu çok enteresan bir denklem. Ve ben bütün film boyunca bunu aslında hissettim. Bu süreci yaşadım. Vazgeçtiğiniz şey sahne olabilir. Senaryoda attığınız sahne, o an çekmek istediğiniz bir sahne, çekim esnasında. Siz vazgeçtikçe, siz aslında yavaş yavaş teslim oldukça, sürece teslim oldukça, bu sefer kapılar açılmaya başlıyor. Bu bir sınanma. Yani bu süreç sizi sınıyor. Nelerden vazgeçebilirsiniz? Ama bunu sonuna kadar sınıyor. İnatlaşıyorsunuz, hayır yani tamam bundan olur ama bu da artık olmaz, bu kadarı da olmaz dediğiniz noktada evet ondan da vazgeçtim diyorsunuz. Kısa bir süre sonra bu sefer o başka bir şekilde gerçekleşiyor, oluyor. Yani ben bunu şeye benzettim en sonunda. Nasıl ki Hazreti İbrahim'in çok büyük bir sınanması vardı ve oğlunu kurban edecek noktaya geldiğinde, bıçağı onun boğazına dayadığında artık Cebrail ona bir koyun getirdi. Bu bir sınanmaydı. Bu olmayacaktı zaten. Sadece vazgeçebilecek misin? Bütün mesele buydu. Ben bu süreçte bunu yaşadım. Vazgeçtiğiniz anda bir şeyler oluyor. Ama gerçekten vazgeçiyor musunuz? Bu çok önemli. Yani o sonradan gelen katkılar, sonradan projeye dahil olan insanlar da bizim vazgeçtiğimiz şeylerin
nasıl diyeyim, vazgeçtiğimiz unsurlar üstünden bize gelip dahil oldular. Yani biz tamam bunu yapamıyoruz dediğimiz noktada 10 gün sonra biri geldi, ben bu işin içinde olacağım ve bunu yapmanızı istiyorum. Sizin o vazgeçtiğiniz şeyi yapmanızı istiyorum dedi. Ve bunun öncesinde ne bir ilişki vardı, ne bir bağlantına vardı, ne biz onu tanıyorduk, ne o bizi tanıyordu. Bu tamamen bizim planımızın üstündeki bir plan. Ve çekimlerde de bunu şöyle hani küçük bir örnekle anlatabilirim. Söyleyeceğim şeyler yönetmenlikle çok tezat şeyler aslında. Yani beni birçok kişi şu an yadırgayabilir. Çünkü yönetmen denen insan o an orada her şeye hakim olan ve tek kararı veren insandır. Olacak ya da olmayacak der. Yapacağız, yapmayacağız, çekeceğiz, çekmeyeceğiz. Bugün değil, şu gün çekeceğiz. Bugün burayı istemiyorum, 5 gün sonraya atın. Çekim programında istediğinizi yapabiliyorsunuz. Fakat çok fazla esnecek bir çekim programınız yoksa, ki bizim öyleydi. Yani bunu bugün şu an çekmeyeceğim, 3 gün sonra çekeceğim diyecek bir programımız yoktu. O zaman bir şeylere teslim olmanız da gerekiyor. Hayal ettiğiniz ışık yok. Hayal ettiğiniz hava şartları da yok. Ama o sahneyi çekmek istediğiniz, hayal ettiğiniz bir şey var. O an oluşmamış. Ve o gün, o saat onun yapılması gerekiyor ve devam edilmesi gerekiyor. Oraya 2 saat ayırmışsınız. Bir karar var burada. Bir tercih yapacaksınız. Ya o mevcut şartlarla o 2 saat dahilinde orayı çekip devam edeceksiniz. Ya da hayır ben burayı çekmeyeceğim. Ben burayı 2 gün sonra işte şu hava şartlarında şu saatte çekeceğim diyeceksiniz. Teslim olduğunuz anda sizin tasarladığınızdan çok daha güzel şeylerin olduğunu da gördük. Hiç hayal etmediğiniz, edemeyeceğiniz koşullarla da karşılaştık. Ama bu bahsettiğim şey maddi imkanlarla alakalı değil. Bu tamamen ana, mekana teslim olmakla alakalı bir şey. Bekir Bey, bir tutam karanfil örneği üzerinden siz şimdi kurgudasınız. Aslında hani ikinci filminiz ama ilkinin zaten çok farklı bir pratikle gerçekleştiğini, yapım pratiğiyle gerçekleştiğini de anlattınız girişte. Şeyi merak ediyorum, destekler anlamında ilk filminize kıyasla çok daha tırnak içinde iyi gidiyordu işler. Evet. Ve bunun Türkiye'deki bu iyi gidişin dışarıda, yurt dışındaki toplantılarınızda, işte ortak yapımcılarla görüşmelerinizde, Müge Hanım'ın o bahsettiği işte ortak yapım platformlarındaki görüşmelerinizde, fon başvurularınızda nasıl bir etkisi olduğu, onu da merak ediyorum. Şöyle, yani ben daha çok daha içine kapanık bir kendi duvarları içerisinde, film çekme çabası içerisinde birisi iken kendi adıma konuşayım. Bir anda kendimi uluslararası camiada buldum. Yani oradaki sinemacılarla görüşürken buldum. Burada tabii TRT 12 Funt'un şu anlamda etkisi çok büyük. İlk bizi Sinelink'e göndermişti. Yarışmacı olarak değildi, sadece konuk olarak gitmiştik. Biz oraya konuk olarak gittiğimizde bile bir sürü görüşme sağladık oradaki ortak yapımcılarla. Ve ertesi sene Sinelink'e yarışmacı olarak dahil olduk. Arkasından Sofya geldi, arkasından C2C geldi vesaire. Yani birisi sanki diğerini çağırıyor gibi bir anlamda, o anlamda etkisi oldu gibi hissediyorum. Tabii bunu direkt söyleyemem. Ama nasıl fon bulunur kısmını en azından ilk defa görmüş oldum, ilk defa şahit olmuş oldum. Çünkü yani şey denklemleri daha proje arayan ortak yapımcı denklemlerini orada şahit oldum. Yani ilk filmimi soruyorlar. İlk filmin hangi film? İşte benimki sözlerim. Peki uluslararası bir film mi, ulusal film mi diye soruyorlardı. Mesela ilk defa böyle bir soru böyle bir soruyla karşılaştım. Ulusal film ve uluslararası film. Anlamıyorum, tekrar soruyorum ve diyor ki ortak yapımcınız var mı? Yok, o zaman ulusal film. Yani Türkiye içerisinde çekilmiş ve Türkiye içerisinde sen kendi kendimize çekmişiz ve kendi kendimize seyrediyormuşuz hissiyatıyla. Şimdi en azından bunu görmüş olduk ve gittiğimiz platformlarda ortak yapımcıyı daha bir hevesle aramaya başladık. Çok şükür de bulduk. Yani benim için bambaşka bir dünyaydı bu uluslararası pitching platformları. Başka denklem, dediğim gibi yani bir sunum yaparak hiç çekilmemiş bir sanat eserine fon bulmaya çalışıyorsunuz. Bu çok tuhaf. Yani dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten çok tuhaf ama kabulleniyorsunuz belli bir süre sonra. Şu an içindeyiz. Peki yani aslında hani o ilk deneyimin
konuştuğumuz için şeyi merak ediyorum. Yani sizin ilk gittiğiniz uluslararası platform Cinelink'ti. Sonuncusu Sofya mıydı? Sonuncusu C2C'di. Evet. İkisi arasında da aslında siz daha da deneyimlendiniz. Tabii. Yani belki tabii. Cinelink'te yaptığınız toplantılarda verdiğiniz cevapların birçoğunu, yani şimdi Cinelink olsa öyle demem dediğiniz birçok şey vardır belki. Tabii tabii. Pitching yapmasını zaten, pitching yapma kelimesini bile biz TRT12.0 ile ilk öğrendik ve yurt dışı platformlarda bu işin nasıl yapıldığını vesaire bu denklemlerin hepsini orada keşfettik diyebilirim. Çünkü ilk filmi çekerken bu kadarını bile bilmiyordum. Yani biraz önce Hilal Hanım'ın dediği gibi, yani Kültür Bakanlığı'ndan destek alırsak film çekeriz hissiyatındaydım sadece. Veya en azından öğrendiğimiz buydu sinemayla ilgili. Fakat bir sürü denklem varmış. Bunları keşfetmiştik. Bana hep şey gibi geliyor, işte yönetmen ve yazar, sanat sinemasında genelde aynı kişi olduğu için söylüyorum. Yönetmen ve yazar o yalnız kaldığı, işte o yaratım sürecinde, işte bilgisayarın başında, daktilosun başında yalnız kaldığı o işte duygularını, düşüncelerini kağıda döktüğü anı bir koyalım, donduralım o resmi. Bir de işte bütün bu pitching platformları, ortak yapım arayışında vesairede de yapımcının yanında olması ve kafasındaki hayali, zihnindeki hayali aktarması beklenen kişi olarak o oradaki o farkı, o boşluğu, iki hal arasındaki boşluğu deneyim kazandıkça boşluğa alışıyor insan, değil mi? Yani evet. İlkinde belki daha çok yadırgadınız ve gittikçe işte bunun da aslında bütün bu piyasanın ve bütün bu sektörün diyelim süreçlerinden biri olduğunu düşündünüz. Aynen öyle. Ben şunu söylemek isterim. Yazdığınız senaryo, işte 90 sayfalık bir senaryo yazıyorsunuz ve bunu 3 dakika içerisinde bir pitching'de anlatmanız gerekiyor. Dolayısıyla orada aslında başka bir hikaye anlatıyorsunuz. Kendi senaryonuz değil oradaki anlattığınız. Yani yepyeni bir hikaye kurup adeta bir kısa film gibi diyebiliriz. Yani 3 dakikaya sığdırıp bambaşka yepyeni bir hikaye anlatarak fon bulmaya veya ortak yapımcı bulmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Bu dediğim gibi bambaşka bir dünya. Evet. Sektörün çok fazla film var bütün dünyada, zaman kısıtlı. Dolayısıyla bu işte küçük toplantılarda dediğiniz gibi anlatabilmek ve bir şekilde ikna edebilmek gerekiyor. İkna deyince de aslında hani biz hep yapımcı üzerinden de gittik ama yapımcı yönetmen birlikte özellikle uluslararası arenada çok fazla bir arada olmak zorunda. Çünkü bütün yatırımcılar, ortaklar, işte projeye bir şekilde dahil olması beklenen festivalinden satış şirketine bütün unsurlar yönetmeni de görmek istiyor yapımcının yanında ve özellikle hele yolun başındaki ilk 2-3 filmini, 4 filmini yapıyor olan yönetmenler için diyorum. Tabii bu ikna etme süreci de insan ilişkilerini iyi yönetme sürecine getiriyor bizi. Hem dışarıda hem de içeride. Yine konuşurken, bu programa hazırlanırken açtığımız başlıklardan biriydi. Yapımcı olarak Müge Hanım'ın burada deneyimini merak ediyorum. O insan ilişkilerini iyi yönetmek, hem filme katkısı olacak bütün şirketleri ve unsurları dahil etmeyi ve bunun sürekli olmasını, yani öteki projelerde, gelecekteki projelerde de sürekli olmasını getiriyor. Hem de dışarıda işte o ikna kabiliyeti vesaire. Bu deneyiminizi sizin alalım mı? Hep şöyle söylüyorum, yani pitching yapılırken önce sizin ikna olmanız lazım her şeyden öte. Çünkü çok fazla pitching dinleme şansım oldu. Kendim de çok fazla yaptım. Gerçekten sizin ikna olmadığınızı jüri veya seyirci anlayabiliyor ve şöyle bir konu var. Durum hep şuna geliyor. Siz 3-4 sene bu bahsettiğiniz 3 dakikada siz vaadini özetlediğiniz projeye, önünüze çıkan engellere rağmen tutunmaya devam edebilecek misiniz? Çünkü size fonlardan gelen paralar küçük paralar değil. Bunlar farklı ülkelerin, Türkiye'nin de vergilerinden toplanan kamu paraları, yatırımcıların cebinden çıkan büyük paralar. Siz 3-4 senelik bu engelli koşuya hazır mısınız? Pitching aslında bunun vaadidir. İlk başta kendimizi yapımcı ve yönetmen olarak ikna etmek. Ardından da tabii bu ilişkileri yönetmek var. Şimdi orada yönetmen ve yapımcı olarak dışarıya sunduğunuz ilişki ve enerji de çok önemli. Çünkü yönetmen ve yapımcı olarak aslında sizin çalışılabilir olmanız çoğu zaman elinizde inanılmaz iyi bir proje olmasından daha önemli hale geliyor. Çünkü 3-4 yıl boyunca sadece kendi istediklerini yaptırmak isteyen yüksek egolu ve yani sonuçta bu bir ilişkiler bütünü ortaklarla ve
koşullarda esnek davranmayı kabul etmeyen bir yapımcı ve yönetmenle kimse bu uzun yolu yürümek istemiyor. O yüzden de yapımcının bazı durumlarda hem yönetmeni, tırnak içinde söylüyorum, dizginlemesi şu anlamda gerekiyor. Yönetmene yapılan bu işte senaryonuzda şu eksik var, işte şunu beğenmedik gibi eleştirilere karşı onu korurken onun duygusal dünyasını dengelemesi, o zaten aralarındaki ilişkinin bir boyutu. Öte yandan yapımcının yürütmesi gereken fon ve yatırımcı ilişkileri var. Bununla beraber belki daha alt bir başlık olarak ekip ilişkileri var. Çünkü ben yürütücü yapımcılıktan geldiğim için genelde yürütücü yapımcılığı da yani ekibi kurma ve onların ödemesinden haklarına her türlü şeyi takibinde ben yapıyorum filmlerde. Veya başkası yapıyorsa da ben hep onunla birlikteyim. Dolayısıyla yapımcı olarak bizim aslında amacımız uzun süreli ilişkiler kurmak. Yönetmenimiz için de yani o yönetmenle iyi çalışırsak onun bir sonraki projesini de mümkünse aynı veya başka projede çalışıp memnun olduğumuz ortaklarımızla çalışıp iyi sonuç elde ettiğimiz fonlarla ve yatırımcılarla çekebilmek. O yüzden her ilişkiyi yönetmen ve yapımcı olarak uzun vadeli bir ilişki gibi görmek ve işte ben bu filmi yapayım da İşte sorunlar yaşıyorsunuz elbette. Bu filmi yapayım da hani gerisi önemli değil gibi bakmamak ve bütün ortak yapımcılarının da yaşadığı bürokratik sorunların, sizin de yaşadığınız bürokratik sorunların aslında hemen hemen aynı olduğunu gördüğünüzde orada bir yoldaşlık oluşuyor aslında. Ortak yapımcıları da aynı şekilde, fonları da aynı şekilde sizinle aynı gemide olduğunu unutmamanız gerekiyor. Fonda işte Hilal Hanım'la bizim gibi bir seçici kurul, bir kamu parasını bir projeye veriyor. Ve amaç ne? Ortak bir sanatsal ürün ortaya çıkarmak. Bunun da dünya festivallerinde dolaşması ve dünyanın farklı ülkelerine satılarak bir kültür aktarımı gerçekleştirmesi. Günün sonunda bu aslında bu ama bunu bazen görmezden gelip daha farklı şeylere odaklanıyoruz. O yüzden de amaç yapımcı için her zaman uzun vadeli ilişkiler kurmak ve yönetmen özelinde söylemiyorum ama yapımcı özelinde fonlar ve yatırımcılarla da esneklik ve yine orada da bir adım geri, bir adım ileri ilişkiler ve bürokrasinin bizi zorladığı zamanlarda insan ilişkileriyle çözümleri bulmak. Ortak yapımcıları, fonları ve yatırımcıları olup bitenden haberdar her zaman etmek. O ilişkiyi hani ben bugün bu parayı aldım, işte bankama koydum değil, onlarla gelişmeleri an be an paylaşmak. Yani mesele aslında yapımcının ekipten yatırımcısına fonuna kadar herkesi sürecin bir parçası olduğunu hissetmesini sağlamak. Hı hı. Bu önemli. Yani o kreatif işe mesela işte Orçun Bey'in söylediği biri buna destek olmak istiyor dediniz değil mi? Ya yani onu da sürecin bir parçası olduğunu her zaman hissettirmek, bunun yöntemleri ilişkisel ve süreçte kendinizi geliştiriyorsunuz bunun yöntemlerini zaten. Ama bence yönetmenle beraber yönetmenin de buna inanması çok önemli. Yönetmenin de o farklı partiler diyelim, farklı oyuncuları aynı şekilde kendi hayalinin bir parçası olarak görmeye hazır olması lazım ve onları itmemesi gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü bazen bir fon diyor ki evet bu fonu alabilirsiniz ama bir oyuncunuzu Almanya'dan alacaksınız. Bizim fon veya müziği burada yaptıracaksınız. Yönetmen istiyor ki ben şununla çalışacağım ama olmuyor. Ve o zaman dönüp bakıyorsunuz bu filmi gerçekleştirmek veya gerçekleştirememek. İşte o zaman yönetmenin de esnekliğiyle birlikte belki bir sonraki filmine de o fondan fon alabileceği bir ortam yaratıyorsunuz. Hı hı. Bunları söyleyebilirim ilişkiler konusunda. Evet, yani o fonun gerektirdiği konularda esnemek aslında hani bütün bu seansın bir görünmez başlığı da o evet. Esneklik gerçekten. Fonu ya da işte o ilişkiyi de sürdürülebilir kılıyor. Hilal Hanım siz birçok özellikle de ilk projeye çok evet. destek oluyorsunuz. Hani hem fikirsel olarak hem önerilerde bulunarak sizin günümüz sinemasında son yıllarda ilk filmini yapıyor olan yönetmen ve yapımcılarda en çok dikkatinizi çeken nedir bu ilişkileri iyi yönetmek ve ikna meselesi üzerinden? Ya aslında daha küçük şeyden yani birkaç kişiden daha genel bir bakış açısı sergilemek gerekiyor.
Tıpkı gişe filmleri, beyaz perde, sinemada olduğu gibi bağımsız filmlerin bir kabuk değişiminden söz etmemiz gerekiyor. Başka bir şeye evriliyor. Yani ben bağımsız film aslında bütün bu süreci anlatıyoruz yardımcı olmak adına ama ne derece bir bağımsız film çıkıyor sonuçta ona bakmak gerekiyor. Yani bağımsız filmler de bir yönlendirilme içerisinde. Ama var olmak istiyorsan, film yapmak istiyorsan bu gerçeği kabul etmek gerekiyor. Yani şöyle bir dünya yok. Ben bakanlıktan destek aldım, bu filmi çekerim. Yani çekenler çekiyorlar ama çok mutsuz, işte çok sıkıntılar çekerek, çekmiş olup sonuca ulaşmayan var. Yani bir 10 yıl önce gitsek, 10 yıl önce bakanlığın destek verdiği, hayata geçen ilk filmler ne durumda? Nasıl filmler çıkıldı? Neler teslim edildi? Ne yapıldı? Yani neler başarıya ulaştı? Bunlara bakmak gerekiyor. Mesela 12 Punto, şu an bence 12 Punto hayatımızda hep var gibi. Halbuki 3 senelik bir süreci var ve ekim aşamasında, şu an ekiliyor. Bir 4-5 sene sonra yani çok da hızlı dönüşler aldı, başarılı hani uzun metraj yapımlar da var ama kıymetini ve ne kadar önemli olduğunu 4-5 sene sonra göreceğiz. Bu destek demeyeyim 12 Punto için çünkü ortak oluyor. Ayrı tutuyorum destekle ortaklığı. İlk filmciler ya yaradana sığınıp çok amyane tabirle bir yerden kamera, bir yerden ışık, bir yerden bir şey. Ben bu filmi işte gerilla usulü çekebiliyorsam çekecekler. Ya da çok cidden yani keyif alarak bir şey yapmak istiyorlarsa tüm bu konuşmalarımız içindeki kendilerine fayda bulduğu şeyleri alıp Müge Hanım'ın, Orçun'un, Bekir'in deneyimlerinden ona göre bir yol haritası çizmeleri gerekiyor. Sorunuz var mı? Süper. Soru alalım şöyle. Merhabalar. Doğan Öztayan. Ya kusura bakmayın sizlerinizi hatırlayamadım. İsteyen cevaplayabilir. Ben şeyi merak ediyorum. Türkiye dünyada içerik anlamında en çok içerik üreten, en çok ekonominin döndüğü ülkelerden bir tanesi. Dizi anlamında söylüyorum. Bu paranın bağımsız sinemaya aktarılması neden sorun oluyor? Yani o iletişim neden kopuk? Yasayla ilgili bir sıkıntı mı var? Yapımcılarla bağımsız sinema arasından bir uçurum var. Çünkü bu diziyi çekenler, böyle içerik çekenler çok iyi sinema filmi, gişe filmleri de yapıyor. İkincisi hanımefendi şey söyledi. Bakanlığın desteklediği filmlerle ilgili 12 sene önce dönüp bakmak lazım diye bir şey söylediniz. Bakanlığın verdiği destek çok ciddi bir para değil. 1 milyonda ciddi bir sinema filminin çıkarılma gibi bir şeyi de yok. Dünyanın çoğu yerinde 1 milyon paraya okuma provası bile yapılamaz. Yani iki tane ciddi oyuncuyu bile bir ara getirip okuması, bir senaryo verilip okunması bile istenmez. O yüzden bu konuda bir sıkıntı var. İlk sorumu isteyen birisi cevaplayabilir. Teşekkür ederim. Yani ben evet. De cevaplamak istiyorum ticari sinema da yapan biri olarak. Bir de size dizi olduğu için. Ben de bakanlık şeyini hemen bir cevap vereyim mi? Tabii ben öbürüne yoğunlaşayım. Yani bir kere şu ayrım çok iyi yapılmalı. Bakanlığın verdiği destek. Yani al sen bu filminin bütçesi tamamı git bu parayla bir filmini çek demiyor sana. Hazırladığın bizim önümüze gelen dosyalarda da filmin bütçesi ayrı. Talep edilen destek miktarı ayrı. O yüzden zaten ilk film olsun, uzun metraj olsun, sadece ben bakanlıktan destek alırım, bu parayla çekerim duygusuna kapıldıkları için bu sıkıntılar yaşanıyor. Bu şeyde de baştan beri bu konuyu konuşuyoruz. O bir destek. Daha başka fonlar, finansal destekler bulunması gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben de şuradan yaklaşayım. Şimdi televizyon kanallarına dönüp bir bakmak gerekiyor. Bugünün konusu değil ama dizi sektörü dediğimiz zaman bir kere dizi içeriği üretenler genelde televizyoncu diye tabir ettiğimiz, ben de televizyon kanalında uzun süre kanalda evde çalıştım.
televizyon kanalı pratikleriyle art house pratiklerinin birbiriyle kesinlikle alakası bile yok. Şimdi ticari sinema ve televizyon dizisinde sizin amacınız kitleye hitap etmek, geniş kitleye hitap etmek ve bundan para kazanmak. Art house dediğimiz filmler genelde niş kitleler için yapılan ve sanatsal geri dönüşü, daha çok sanatsal geri dönüş beklenen filmler. Yani art house film dünyasına baktığınız zaman neden insanlar bağımsız, indie, Amerika'yı da katalım, art house film yapıyor? Her sene sadece 17 tane art house film kar ediyor tüm dünyada. Belki 20. Biz bu pasta için savaşan belki 1500 filmiz. Yurt dışında dediğiniz gibi örnekler var. Örneğin Fransa, Studio Kanal gibi bildiğiniz, TFN gibi bildiğimiz kanalları kanunen gelirinin bir kısmını art house sinemayı finanse etmek zorunda bırakıyor. Biz Türkiye'de böyle bir kanun yok. Yoksa Stüdyo Kanal veya TFN gibi büyük bir yapı da bundan para kazanıyor değil. Ama ne yapıyor? Tıpkı Türkiye'de gibi televizyon veya TRT için alınan vergiler var. Bakanlığın bizim sinema biletlerimizden kestiği vergiler var. Tıpkı bunun gibi o parayı sektöre aktarıyorlar. Veya Almanya ve Fransa'nın ortak kanalı Arte. Aynı şekilde tıpkı TRT gibi ortak yapımcı olmak için ayrı bir fonu var, ön alım için ayrı bir fonu var. Ama bunlar kanunun getirdiği şeyler. Yoksa ben zannetmiyorum ticari bir kurum art house bir filme yatırım yapsın. Eskiden Kanal D'de ön alımları da yapan ekibin içinde yer aldığım için söylüyorum. Orada da aldığımız art house filmler içinde ancak o dönemki dizilerde popüler olan oyuncuların olduğu ve asla prime time'a koyamayacağımız, gecenin bir vakti bir boşluğu doldurmak için satın aldığımız ve parası da ona göre olan filmlerdi. Çünkü art house film televizyon ve dizi üreticilerinin istediğinin aksine kitlelere hitap etmediği için aynı potada şu anki kanuni koşullar itibariyle değerlendirebileceğimiz durumda değiller. Böyle cevap verebilirim. Teşekkür ederim. Şuna ek bir şeyler söyleyeyim. Dünyanın çoğu iyi festivali dijitale iş yapan, televizyona iş yapan işleri, yapımcıların işlerini kabul etmiyor mesela. Netflix'te iş yapıyorsa yapımcı olarak sizin işinizi kabul etmiyor. Çünkü işin ruhunda bağımsız sinemanın geldiğini, işin ruhunda o özgürlüğün olduğunu biliyor ve bunu, bu işi besleyen, sektörü besleyen, içeriği besleyen şeyin bu olduğunu farkında. Ya bu konuda biraz bir sıkıntı yaşıyoruz. Şeyi soracağım. Bir film yapıldığında dünyada inanılmaz çok festival yoğunluğu var. Bir festival yolculuğunda çıkıldığında neye dikkat edilmesi gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor o konuda? Ya kusura bakmazsanız ben yine cevap vereceğim. Çok sazı elime almış oldum ama orada zaten şöyle bir süreç var. Hiç satış şirketlerinin rolüne girmedik. Belki böyle bir zamanımız da olmayacak ama şimdi yaptığımız filmi iyi de bilmeniz gerekiyor. Çünkü her festivalin belli bir başvuru ücreti var ve bu dolar ve euro üzerinden olduğu için kısa film bile yapsanız festival için bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Şimdi oturup film bittikten sonra birazcık şapkamızı önümüze koyuyoruz. Bu film hakikaten Cannes, Berlin'e A liste dediğimiz 10-12 tane festival var. Bunlara başvuracak kadarıyım. Burada belki başka yurt dışından, yurt içinden güvendiğiniz yapımcıların görüşünü alabilirsiniz. Onu da bir parantez olarak söyleyeyim. Çünkü siz bir festival sürecine başladığınız zaman birinden cevap gelmeden diğerine zaten evet diyemiyorsunuz. O şu demek, siz eğer Berlin'e, Cannes'a, Toronto'ya gidecek nitelikte bir film yapmadıysanız, örneğin benim Bina, genre filmiydi, tür filmiydi. Evet, her yapımcı Cannes'ı, Berlin'i denemek ister. Çünkü bir film var elinizde ve istiyorsunuz. Ama biz ne yaptık? Daha ufak festivallere başvurduk. Ne oldu? Hiçbirine seçilmedik. Ne zaman ki bir satış ajansıyla anlaştık, aynı festivallerde bu sefer ana yarışmadaydık. O yüzden sektörü iyi bilen bir satış ajansıyla önden bu ortak yapım marketlerinde filmi henüz bitmeden veya first cut, rough cut dediğimiz ilk aşamalarda satabiliyorsanız, bir anlaşma yapabiliyorsanız onların sizi bu stratejide yönlendirmeleri çok önemli. Sizin yapımcı olarak yapabileceğinizden, yeni yapımcı olarak konuşuyorum, çok daha fazla şey yapabiliyorlar. Çünkü festivallere aynı anda 3-4 filmi birden sokmaya çalışıyorlar. Bu ilişkiler nasıl bizim fonlarla ilişkilerimizse, onların da festivallerle ve satış yaptıkları yerlerle uzun süreli ilişkileri var. Ve programcıları tanımak yapımcılar için de çok önemli. Programcıdan kastım film festivallerinin seçici liğini yapan kişiler ve onlarla ilişkileri sürdürmek de çok önemli. Keza Antalya Film Forumu olsun, İstanbul
film festivali, köprüde buluşmalar olsun. Türkiye'ye de bu insanlar sıkça geliyorlar bu organizasyonlar için. Ve buraya da geliyorlar, 12 Punto'ya da geliyorlar. Bu insanlara önceden projelerinizi anlatmak çok önemli. O yüzden festival stratejisi mümkünse yapımcının bir satış şirketiyle birlikte yürütmesinin çok sağlıklı olduğunu düşündüğüm bir süreç. Ama yapımcı da bu araştırmaları kendi yapıp kendi de bu yürütebilir. Ama yapımcıya ekstra çok ciddi bir ev ödevi bu. Bu şekilde karar veriyoruz aslında diye özetleyebilirim. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Buyurun, siz de sorunuzu alalım. Merhabalar herkese. Orçun Bey'in söylediği şey çok etkileyiciydi. O tevekkül gömleğini giymek kolay bir şey değil. Teşekkür ediyorum. Ancak o hayaller ve gerçekler bağlamında finansal zorluklardan bahsettiniz. Ama her şeye rağmen hayalleri sonuna kadar zorlamaktan da bahsettiniz. Bu tarafta da Bekir Hocam artık çekebileceğim filmleri yazmaya, projeleri oluşturmaya çalışıyorum dedi. Tabii direkt kendisine değil eleştirim ama yani daraltılmış, baskılanmış ya da işte belli bir bütçeyle hikayemizi, sözümüzü, mesajımızı tırnak içerisinde kalitemizi düşürdüğü gerçeğini kimse de inkar etmez herhalde. Peki biz burada ne yapacağız? Yani tabii bu da bir tercih. Orçun Bey'in yaklaşımı da bir tercih. Bekir Hocam'ın yaklaşımı da bir tercih. Hayallerimizi sonuna kadar zorlamalı mıyız? Yoksa çekebileceğimiz projelerin altına mı girmeliyiz? Bunu daha yaratıcı süreçlerin başındaki kişiler... Ben aslında Müge Hanım'ın cevaplamasını isterim ama isimleri tabii geçtiği için de kendileri de cevap vermek isterlerse verebilirler. Tabii. Buyursunlar. Siz buyurun hocam. Ay, böyle herkes önce... Ben şöyle tek bir şey söyleyeceğim. Öncesinde ticari filmlerine farklı çekildiğini düşünmeyin. Biz ticari filmleri şöyle çekiyoruz. Elimizde şu oyuncular var. Bir önceki benzer filmleri şu şekilde iş yapmış. Bunu bilete bölüyorsun ve elinde gişeden muhtemelen elde edebileceğin kar çıkıyor. Ve o kara göre film çekmeye çalışıyorsun. İnanın sinema zaten böyle bir şey. Onu ayrıca Art House'a söyleriz. Yani ticari sinemada eğer birkaç tane çok büyük şirket dışında bütün ticari sinema yapanların da hatta onların da çizdiği çerçeve bu şekil. O yüzden Hollywood'da olmadığımız sürece, stüdyoyla çalışmadığımız sürece bütçe kısıtlamaları bence Türkiye'de sinemanın her alanında var. Ben böyle düşünüyorum. Daha sonra açarız yaratıcı süreçler için. Onlara devrediyorum. Ben mi alayım? Peki. Şöyle düşünüyorum ben. Yani senaryo başlı başına zaten organik bir yapı ve her an değişmeye müsait bir tarafı var. Ben de bu arada zuhuratçıyım. Yani zuhurata tabi olanlardanım. Ben mesela ikinci filmimde bütçeyle ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Fakat oyuncuyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadım. Yurt dışından gelecek oyuncum, iki farklı oyuncum, ikisi de pandemiden dolayı rahatsızlandı ve gelemediler. Ve dolayısıyla ben Türkiye'den alelacele bir oyuncu bulmak durumunda kaldım. Ve oyuncum dil olarak mesela normalde ana karakterim konuşurken ve yani ikinci karakterim konuşmuyordu. Son dakika bunu değiştirmek zorunda kaldık. Yani senaryo ister istemez sürekli böyle organik bir şekilde değişmeye mahkum. O sırada şartlarımız ne el verdiyse, yani bu finans olmaz, oyuncu olur, oyuncu olmaz, mekan olur, mekan olmaz, başka bir şey olur. Sürekli hayırlısı böyleymiş deyip belki oraya çevirmek ve Orçun Bey'in de dediği gibi belki vazgeçmek, başka bir yerden, başka bir şekilde ele almak. Ve sonra baktığım zaman şimdi kurgu aşamasındayım, iyi ki böyle yapmışız diyoruz. Yani ben tasarlasaydım bu kadar doğru bir karar veremezdim ama başka bir... birisi tarafından tasarlanıp önüme geldiği zaman çok daha memnun kalıyorum bu tasarıdan. Bunun nereden geleceğini bilemiyoruz ama buna açık olmak çok önemli, esnek olmak çok önemli Müge Hanım dediği gibi. Elimizden geldiğince esnek olmaya çalışacağız. Bilmiyorum Orçun Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben de benzer şekilde düşünüyorum. Zaten senaryo evresinde draftlar yazıyorsunuz, sürekli değişiyor senaryo. Ondan sonra çekime girdiğinizde çekimde de senaryoyu değiştirmeye devam ediyorsunuz. Çünkü koşullar belli ve orada bir şekilde bir esneklik yapmanız lazım. Kaldı ki kurguda bile, tabii biraz da bu projeden projeye değişir ama kurguda bile senaryoyu bir kenara koyuyorsunuz ve tamamen orada duyguyu takip etmeye başlıyorsunuz. Ondan önce şu vardı, bu vardı, artık çok da önemli olmuyor. Yani film sürekli değişen bir şey aslında, sürekli bir şeye evriliyor. Sizin başta tasarladığınız çok uçuk bir hayal değilse,
daha böyle mütevazi, minimal bir şey yapmayı zaten hedeflediyseniz, o minimal yapı içinde küçük esnemeler yapmak mevcut. Bu yani mümkün, bunu yapabiliyorsunuz. Ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bu süreçte aslında kaybedilmemesi gereken bir takım şeyler var. Yönetmen ve yapımcı ilişkisinde benim için önemli. Biz bu filmi niye yapıyoruz, kime yapıyoruz? Yani hedef kitlemiz kime yapıyoruz? Yani biz bu filmi animasyon olarak 5 yaşındaki çocuklara tasarladıysak bunu bir anda karakterlerimizi büyütüp başka tür çekmemiz mümkün değil. Ve biz seyirciyi de hangi duyguyu bırakmak istiyoruz? Yani burada işte o esnemelerde bence o çok önemli. Çünkü bir günün sonunda evet para, evet endüstri ama bir taraftan da bir duygu anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve genelde zaten fonlar ve yatırımcılar da o duyguya para veriyorlar. Geri dönüyorum. O yüzden pitching o kadar önemli. Pitchinglerde anlattığınız o 10 dakikalık pitchingde o duyguyu da yaratmaya çalışıyorsunuz. Biz Bir Nefes Daha sürecinde o kadar çok şeyden vazgeçmek zorunda kaldık ki. Ama yine de günün sonunda biz filmimizi yaptığımızda evet üzüldük, çok üzüldük. Senaryoda kestiğimiz veya çekip hiç istediğimiz gibi olmayan sahnelere. Ama günün sonunda evet film gezmeye devam ediyor, ödüller almaya devam ediyor ve seyirci feedbackleri çok iyi. O zaman dönüp biz de şunu görüyoruz ve aynı şeyi biz de yaptık Orçun Bey'in dediği gibi. Öyle bir kurgu yaptık ki senaryo alt üst oldu. Ama çok daha iyi oldu. Çok şaşırdık. O yüzden biraz sürecin hakikaten akışına da çok katı şekilde kapalı olmamak gerekiyor. Ve o duyguyu kaybetmemek. Bazen 100 kişilik bir savaş sahnesiyle vermek istediğiniz bir duyguyu belki 2 tane yaralı askerin konuşmasıyla da verebilirsiniz. Şu an bir örnek veriyorum sadece. Sadece orada o duyguya tutunmak ve onu o 4 yıllık, 5 yıllık, umarım 3 yıllık diyelim süreçte kaybetmemek çok önemli. Yani burada mesela bir şaryo kullanmak isteyebilirsiniz o sahneyi çekerken. Vinç kullanmak isteyebilirsiniz. İşte Steadicam'le bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Bu tabii ki yönetmenin hayalidir ve hakkıdır da bir yandan. Ama yapamıyorsanız o sahne bir şekilde çekilir. Yeter ki o duygusu çıksın. Hatta film bittikten sonra bile bu tarz işte esneme taleplerine cevap vermek durumunda da kalınıyor. Yine dün satış ajanslarının film endüstrisinde rolünü Memento'nun alın direktörü ve Zeynep Atakan'la konuşurken şey dedi Zeynep Atakan, biz bir zamanlar Anadolu'dayı çok uzun olduğu için satamadık, hiçbir şirket almadı dedi, çok uzun olduğu için. Yani onlar da işte dağıtıyor oldukları, satıyor oldukları platformları, yerleri, festivalleri vesaireyi düşünerek, işte süreyi düşünerek çekingen davranıyor olabilirler ve hani Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'daki ana yarışmadaki filminden bahsediyoruz filan. Ben de şunu ekleyeyim. Bizim Bina filmimiz Orçun'la hiçbir yere seçilmediğinde 14 dakika daha uzundu. Satış şirketi bizden 24 dakika kısaltmamızı istedi. Ben ona göre Orçun'a bir liste çıkardım ama Orçun'un tabii teknik meseleler de var. Artık bağlanmıştı film ve mesela o da bir küçük not olsun. Yani filmi o yüzden tam olarak her şeyle bitirip satmak da zor. Biraz daha üzerinde oynanabilir olduğu noktada biraz satış şirketleriyle görüşmek lazım. Ve biz 14 dakika kısaltarak filmi hem sattık hem Toronto'da açtı. Sitges'te ana yarışmadaydı. Fantastic Fest'te yarıştı ve çok ciddi bir festival süreci oldu. 14 dakika uzun olan filmde biz bunları yakalayamadık. Demek ki satış şirketinin bir bildiği varmış ve biz post prodüksiyonda esnemeye önce Orçun da çok istemedi. Ama sonra biz esneyince biraz kapılar da açıldı önümüzde. Çünkü bazen sektörün bölümleri hakkında sizin bildiğinizden daha fazla şey bilen insanlar var. Farklı deneyimler var. Başkalarının dediklerine de biraz açık olmak, ego yapmamak belki önemli. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Biraz espri yapayım. Bu, ben de dün Zeynep Hanım'ın ve Sata mıydı? Sata okunuyor. Sata'nın konuşmasını online dinledim. Sata Hanım da diyor ki bazen diyor işte filmleri 100 dakikaya indirmelerini istiyoruz, kısaltıyoruz. Dolayısıyla bağımsız bir filmden söz edemiyoruz. Yani herhalde Belatar günümüzde olsaydı Belatar olamayacaktı. Şimdi evet yani şimdi Nuri Bilge Ceylan böyle bir tezatlık. İşte orada da şuna bakacağız. Yani festivallerin evet festivallerin çünkü slotları var. Yani o gün 6 film göstermesi lazım, bilet satması ve festivali finanse etmesi i̇şte gerekiyor. Sinemayı ve sektörü ya da işte bağımsız filmi şekillendiren, yol almasını sağlayan başka faktörler, bir reklamcılık, yani sunum şekilleri, pitching denilen şey reklamcılıkta nedir? Atış, nokta atış. Yani o ürünü pazarlama.
iş film ve sanattan belki de başka bir yöne evriliyor. Belki de bunları konuşmamız gerekiyor. İşte endüstrileşmeyi konuşmak gerekiyor. Evet. Şimdi yine şöyle bir şeyden de söz etmek lazım. Evet sanat ama hiçbir sanat başka bir sanat dalı bu kadar fazla sizin dışınızda insanın çalışmasını ve bu kadar çok para harcamanızı gerektirmiyor. Buyurunuz heykel yapın, buyurunuz kitap yazın. Yani bunlar çok daha rahat yapılabilecek, finansal anlamda söylüyorum. Yani kitap da yazarsın, senaryo da yazarsın ama bir yerlere ulaşmaz kendi kendine. Evet. Yani demin tabii. Yapılan film de yaparsın ama gösterime girmez, festivale gitmez, izleyiciye ulaşmaz. Ama benim söylemek istediğim sinemanın nereye gittiği, dizilerle şimdi... Eskiden, şimdi pandemi geldi, işte salonlar kapandı falan ama artık dijital platformlar, belki beyaz perde denilen bir kavram kalmayacak. Yani sinema izleme, sinema ve beyaz perde olgusu değişiyor. Yani 100 dakika, işte alıcı 100 dakika istiyor denildiği noktada bağımsız ve sanat ve festival dediğimiz şeye bir müdahale, direkt bir müdahale, farklı bir müdahale geliyor. Yani bunu niye böyle oluyor diye eleştirmiyorum. Hı hı. Ama böyle bir gerçek i̇şte var. İşte finansal dengeler bunun önüne geçiyor tabii ki. O zaman işte ne kadar bağımsız bir filmden evet. söz edebiliyoruz veya nereye gidiyor sinema? Yani 2010 sonrası dijitalleşme süreci de aslında dünyadaki sinema dilini ve biçimini çok değiştirdi ve çok etkiledi. Hı hı. Onun da büyük bir faktörü var. Şu an dünya sinemasında sürekli yeni bir dil arayışı var ve daha çok böyle ezberleri bozan, daha evet. deneysel işlere yer veriliyor. Onun için de yarış gitgide aslında daha da zor bir hale geliyor. Yani her sene o festivallere daha fazla film gidiyor. Kısa filmcilikte de aynı şekilde. Yani gitgide zorlaşıyor aslında. Evet. Ya yani pasta aynı ama katılımcı sayısı her evet. sene artıyor. Evet. Festival programcıları için olsun, jüriler olsun artık hani içerikten öte biçim de artık evet. çok dikkat edilen bir şey olmaya başladı. Özellikle dünyada, Türkiye'de de bu yavaş yavaş yükselecektir diye düşünüyorum. Bir soru daha vardı, hatta iki soru. Buyurun. Merhabalar. Bir sorum olacak yönetmen arkadaşlara. Müge Hanım da cevaplandırabilir. Ama öncelikle Orçun kardeşimizin biraz önce bir açılımda bulundu. Hani sınırlandığı zaman bir yönetmen iç dünyasında bazı çözümlemeler ona gelebilir dedi. Bu biraz garipsenecek bir durum. Kendisi de öyle dedi zaten açıkladı. Ben bir anekdot, kısa bir anekdotla paylaşmak istiyorum. Semih Kaplanoğlu hocamızla 2006 yılında Orçun kardeşimizle birlikte çalışmıştık rejide. Orada bu tarz bir durum, birçok durum yaşadık. O yönetmenin biraz maneviyatı ve çekimiyle ilgili aslında bu ruhsal bir yolculuk bir yandan. Hani tamam maddiyat tabii ki söz konusu, para olmadan film yapmak mümkün değil ama orada şöyle bir durum yaşamıştık. Bir buçuk metrelik bir tatlı su balığı Karadeniz'den Tire'ye gelecekti. Ancak büyük bir havuzda gelirken balık öldü. Öldüğünü düşündük daha doğrusu ama sabah uyandığımızda balık yaşıyordu. Bu balık çok değerliydi çünkü ana karakterin değişimine ve kırılma noktasına çok büyük bir hizmet ediyordu. Ya da mesela gece sahnesi çekerken biz iki ışıkla çalıştık. Bu çok enteresandı benim deneyimlerim arasında da. Yani koca sinema filminde iki tane ışıkla çalışabilmek, hem de 35 mm çekiyorsunuz. Ama orada mesela ana karakterin derinliğini yakalayamadığımız bir süreç oldu. Çite yaslanmıştık kadın Başak Köklükaya. Orada derinlikte daha geride uzaklarda bir kedi geçti ve gözlerindeki pırıltı aslında ışık aldığı ışıkla birlikte orada bir derinlik kattı. Çok tesadüfi bir şeydi. Bu tarz şeyler olabiliyor. Ben Orçun kardeşimize kesinlikle katılıyorum. Sadece bir sınırlandırma dahilinde gerekli ruhsal duygunun içerisinde olursa yönetmen bazı kapılar ona açılabiliyor. Evet. Bu insanlar için garipsenebilir ama bana çok normal geliyor. Semih Hoca'yla da bunu deneyimledik. Eyvallah. Şimdi sorumluya geçeyim. Ben biraz panele geç katıldım. Bir Zoom toplantısındaydım. Belki bu konu konuşulmuş olabilir. Benim bir yapımcı yönetmen olarak en çok karşılaştığım sorun, özellikle uluslararası projeler yapmaya çalışıyorum. Türkiye'deki paranın döviz kuru karşısında değer kaybetmesi. En son Apulio Film Forum İtalya'da benim bir projem seçilmişti. Bütçemin 200 bin euro olduğunu söyleyince birçok yapımcı için şüpheci bakıldı ya da samimi gelmedi. Oysa bizim için 200 bin euro çok büyük bir para ama onlar için iki tane kısa film parası. Bunu da çok açık beyan ettiler. Bu noktada
Bunu nasıl çözdüklerini öğrenmek istiyorum. Özellikle yurt dışı platformlara katıldıklarında, çünkü bir kısmını da ispat etmemiz gerekiyor. Hani ben oraya 400 bin euro yazabilirim ama bunun 200 bin eurosunu nasıl ispat edeceğim? Çünkü Kültür Bakanlığı'nın verdiği para 80-90 bin euroya tekabül edebiliyor. Ben oldukça zorlanmıştım. Özellikle Arte'ye ve CNC'ye Fransız yapımcımla başvurduğumda bunu, bu konuda red almamıza sebep oldu. Çünkü belirli bir bütçem vardı. Senaryo projeyi beğendiler ama dediler ki hani bütçe çok komik, garip. Ama ispatlayamıyorum bir yandan kendi ülkemde. Karadağ'dan ispat etmeye çalıştım vesaire. Bu benim için çok önemli bir konu. Özellikle Türkiye'deki bütçelerimiz gittikçe daralıyor çünkü. Daralmıyor aslında. Katkı sağlıyorlar ama döviz karşısında eriyor. Bu noktada arkadaşlarımızın çözümleri bize fayda sağlayabilir belki. Diğer soru da şu ki mesela Belçikalı benim yapımcım vardı. Bekir arkadaşımız bahsetti Belçikalı yapımcı ortağından. Bazı ülkeler çok sınırlı ve kısıtlı davranıyorlar. Mesela benim yapımcım Belçika'daki çok bana finans kaynağı sağlayamadı. Çünkü Belçika'da çekmek gerekiyor, orada bazı sahneleri vesaire bir sürü prosedür vardı ve ben Belçikalı yapımcımdan sonuç alamadım. Yeterince sağlıklı olmadı daha doğrusu. Bu noktada fikirlerini öğrenmek istiyorum. Ben mesela çok özür dileyerek çok uzattım, kusura bakmayın. Almanya'da bir şirket kurmak üzere bir ay sonra Almanya'ya gideceğim. Çünkü burada döviz karşısında Türk lirası o kadar yedi ki ve ben bu ülkede maalesef sıkışmak istemiyorum. O yüzden döviz finanse edebileceğim ya da fon alabileceğim bir ülkede kendimi, filmlerimi fonlayıp belki buradan minor yapımcı olarak başvurmayı düşünüyorum. Çünkü şimdi mesela Kültür Bakanı'ndan 90 bin TL destek aldı projem ama orada Almanya'da hipermarkette çalışan 4 aylık, yani hipermarkette çalışan bir çalışanın 4 aylık maaşı. Böyle bir kıyaslama da komik bir durum oluyor bizim bütçelerimizde genel anlamda. Teşekkür ederim. İstiyorsanız ben şuradan başlayayım. Şimdi finans için bir sizin, ben her zaman iki bütçe ve iki finans planı yapıyorum. Bu belki bir yol haritası olabilir. Elbette bir filmi lokal olarak hiç dışarıdan para bulmadan sadece buradaki kaynaklarla çekebileceğim bir bütçe var. Bir de bunu yurt dışındaki ortaklarla bir araya getirip çekebileceğim bir bütçe ve finans var. Çünkü hepimiz biliyoruz ki işin içine yurt dışından almak zorunda olduğunuz hizmetler, post prodüksiyon olabilir, müzik olabilir, görüntü yönetmeni olabilir. Yani Örimaj'ın veya diğer fonların, onların lokal fonlarında sizi mecbur tuttuğu kalemler olabilir. Bunlar tabii ki bütçeyi arttıran konular. O yüzden fonlara başvururken SNS olabilir, Örimaj olabilir, biz ortak yapım bütçesi üstünden gidiyoruz. Yani biz daha tasarım aşamasında, projenin daha development dediğimiz geliştirme aşamasında neleri yurt dışından almayı hayal ettiğimizi idealde düşünerek bir plan hazırlıyoruz. Bir de bunların hiçbirinin olmayacağını düşünerek hazırladığımız ama kendimizde olan ayrı bir bütçe ve finans planı var. Yani ben burada dağıtım avansı, 12 punto veya bakanlık, buradaki özel yatırımcılar, kendi öz kaynaklarımla bu filmi ne kadara çekebilirim? Post prodüksiyon ortağı alabilir miyim Türkiye'den ya da gidip work in progress'lere başvurup tasarlayabilir miyim? Bu bir fikir. Ama ortak yapım tarafında her zaman iki ya da üç ülkelik senaryolar hazırlıyorum kendime. Ve benim de süreçlerimde bir sürü farklı ülkeyle ilerleyip yolda onlardan fon çıkmayınca durmak zorunda kaldığım senaryolar oldu. O yüzden o finans planını kafanızda daha senaryonun geliştirme aşamasında kurmanız lazım. Ve burada ortaya önceki ilişkiler giriyor. Yani benim şu anda mesela Alman ortağımla öyle bir ilişkim var ki ben onu arayıp şunu söyleyebiliyorum. Şöyle bir film var, bence bize bunu vaat ediyor. Var mısın? O senaryoyu daha sonra okuyor. Çünkü biz onunla bir şeyler üretme aşamasında iki film yapıyoruz. Ve çok iyi ilerledik. Dolayısıyla orada bir güven ilişkisi var. Siz de yapımcı olarak 3 aşağı 5 yukarı kimlerle çalışabileceğinizi, tanıdığınız, bildiğiniz hangi ülkelerden insanların bu projeyle ilgilenebileceğini düşünerek bir finans planı yapıyorsunuz. Aslında ortak yapım marketlerine ve fonlara başvuru o ortak yapım dünyasındaki finanstan oluyor. Burada geri dönüp baktığımızda Örimaj kuralları geçerli veya European Convention dediğimiz Avrupa'da geçerli olan kurallar var. Sizin ana yapımcı olarak, pardon, diğer yapımcıların %10'dan mutlaka fazla olacak ortaklığı. O zaman da siz mesela bütçenizi %33 olarak da 3 ülkeye bölebiliyorsunuz. Sadece bunun bir yapımcı tarafından
iyi bir senaryo ile oluşturulmuş olması lazım. Yani siz oradan aldığınız, tamam Fransa'dan 200 bin euro çıktı seanseden. E ne yapacaksınız? Her şeyinizi Türkiye'de ayarlamışsınız, post prodüksiyonunuzu, her şeyinizi. Yapımcı ve yönetmenin o ülkelerden alabileceği hizmetleri konusunda da gerçekçi bir yaklaşımı olması gerekiyor. Başka türlü ortak yapım yapmak mümkün değil. Çünkü dediğiniz çok doğru. Bizim bütçelerimiz şu anda, çekim bütçelerimiz orada bir filmin ancak ön hazırlığı belki olabilir. O yüzden de ortak yapım senaryosuyla, senaryo derken tabii ki finansal bir senaryodan bahsediyorum. Strateji. Strateji diyelim. Finansal stratejisi benim için her zaman ayrı bir çekmecede duruyor. Bir de ben bu ortak yapım paralarını bulamazsam elimdeki kaynaklarla, lokal, yerel fonlarla ne yapabilirim şeklinde ikinci bir senaryo duruyor. Ve ben böyle çalışıyorum. O zaman ancak filmlerimi gerçekleştirebildiğimi fark ettim. Yine ben Türkiye'den aldığım o parayla, örneğin Bir Nefes Dağ'da da aynı şey oldu. O parayla, pardon, Amerika ve Türkiye'den aldım ama Amerika parası da Türkiye'ye yatırım olarak girdiği için onu fon sayamayacağım. Bizim kendi kaynaklarımızla biz çekimi bitirdik. Neredeyse 4 haftalık çekime harcadığımız parayla sadece Almanya'da sessiz ve ses tasarımını ve müziği yaptık. Yani öyle bir uçurum var arada. Hı hı. Ama ortak yapım böyle bir şey. Ortak yapımın mantığı ne? Bir cümleyle onu söylemek istiyorum. Ortak yapımcı açısından neden bir Alman, bir Fransız, bir Bulgar gelip de sizin filminize ortak yapımcı oluyor? Çünkü onlar da çıkardıkları para üstünden bir komisyon diyebileceğimiz aslında producer's fee. Yani bu süreç içinde bizim kanunlarımızda olmayan ama çoğu Avrupa ülkesinin yine yasalarla belirlediği o fonların alabilecekleri bir yüzde var. O yüzden de 200 bin euroluk bir film gördükleri zaman kendilerinden 50 bin euro veya 20 bin euro talep ettiğinizde zaten onların şirketinin overhead dediğimiz yıllık parasını bile karşılamıyor veya 6 aylık parasını bile karşılamıyor. Bütçenin büyümesinin bunun negatif pozitif yanları apayrı bir şekilde tartışılabilir ama sebebi bu. O yüzden de Avrupa ile ortak yapım yapacağımız zaman projenin yapım sürecini, finansal sürecinden bağımsız olarak bile yapım sürecini baştan tasarlamak çok önemli. Evet, doğru. Ve bahsettiğiniz o işte bir her şey yolunda giderse finans stratejisi, hı-hı, bir de kötü senaryo stratejisi. Tabii. O zaten Z'ye kadar inen bir ABC'de başlıyor. Aynen öyle. Z'de yani X, Y, Z'de falan yani buluşuyoruz hiçbir zaten. Hiçbir şey olmazsa nasıl tabii çekeriz gibi. Ve bu da işte asıl işte esneklik ve bahsettiğiniz işte Alman yapımcınızla o güven ilişkisi de. O da uzun süreli ilişkileri yönetimi. Gerçekten sadece ilk film için değil, sinema film endüstrisinin bel kemiği olan iki şey, hani esneklik. Hı-hı. Şey de yani şöyle bir esnemede, çok küçük, öyle çok nadir örnek var, hı-hı, Türkiye'de ama dünyada biraz daha fazla. Küçük bir bütçeyle, küçük bir hayalle başlayıp herkesin destek olduğu, hı-hı, ve sonra bir dakika bu büyük paralarla nasıl hani bu filmi tamamlayacağız da, denilen işte, bir esneklik de var. Overfinancing denilen, aynen, ve o insanları şoka sokan. Aynen öyle. O da başka bir tarafı, evet, yani. Bir de şey değinmek lazım. Çok pardon. Bitti mi? Ben sizin cevabınızı bekliyorum. Yok, ben başka bir şeye geçecektim. İstersen tabii, sen devam et, tabii, ben sonra geçeyim. O zaman Bekir arkadaşımız Belçika ile ilgili deneyimini aktarırsa kişisel bir bilgi olur benim için. Yani şöyle, gelin burada çekin diye yani birçok ortak yapımcıyla görüştük biz bu arada. Bu yani 5-6 farklı ülkeyle görüştük. Gelin burada yapın diye bir talep gelmedi şu ana kadar ama hepsinde yani bu biraz yapımla ilgili bir konu. Çok da vakıf olduğum bir konu değil ama sadece bilgim dahilinde olanı anlatayım. Genellikle ekip teklif ediyorlar. Yani bir görüntü yönetmeni ya da ses ekibi ya da buna benzer bir ekip teklif ediyorlar. Yani ekibi bizden kullanın. Böylelikle bir ortak yapım olsun gibi böyle bir anlaşma üzerinden gidiyor ama bu konuda tabii Halil abi daha yetkili birisi, ona sormak lazım detayları. Teşekkürler. Benim değinmek istediğim... Yani Halil Bey'i az evvel ben gördüm salonda. Gerçekten evet, ha, burada şey yapabilirsiniz. Onun için bekliyorum aslında. Soru neydi ben? Bu anladım. Bu işte baştan
o ortak yapımcılığınızla kuracağınız ilişkiye bağlı tamamen. Biraz önce Müge Hanım da söylediği gibi güvene dayalı bir ilişki. Siz nasıl bir ticari ilişki kuracağınız, bir ortada konuşacağınız veyahut da o ülkede mi çekilecek, Türkiye'de mi çekilecek, ekip ekipman olarak mı destek olunacak? Bunların hepsi masada konuşuluyor. Ve karşılıklı güven ilişkileri içerisinde biz belli bir oranda anlaştık kendileriyle. Ve böyle bir süreç devam ediyor. O da oluyor. Evet. Bir soru var şurada. Merhabalar herkese. Yani çok sinemayla ilgili entelektüel bir bilgiye sahip değilim. TRT2'den öğrendiklerimizi anlatacağım artık. Şimdi ilk gördüğüm kadarıyla ilk filmini yapan yönetmenlerimiz oldukça yıpranmış. Açık açık diyorlar ki bulaşmayın bu işe. Bu işin sonu çok kötü. Yani mutlaka özellikle Orçun Hocam inanılmaz duruyorsunuz. Ama bundan sonraki filmleriniz eminim çok daha başarılı olacaktır. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum çünkü bayağı yorulmuşsunuz hocam ya. Ya şuradan görüyorum ki set sizin üzerinizden geçmiş. Ya benim üstümden tren geçti. Şimdi çok da sözü uzatmak istemiyorum ama Yılmaz Erdoğan'da güzel bir lafı var. Yine programlarda yayınlanıyor sizde. İyi proje mutlaka değerini bulur. Ya bazen zorluyorum diyorum şu filmi izleyeyim en azından o kadar sanat gözüm olmasa da olmaya çalışsın. Bakıyorum gitmiyor. Sonra bakıyorum diyorum acaba bende mi sıkıntı var? Diğer insanlara bakıyorum, yorumlara bakıyorum. Gerçekten de gitmiyor. Ya bazen de hocam sanki biz kötü film de yapıyoruz. Hani sizin için değil, yanlış anlamayın. Sanki iyi projeler mutlaka değerini bulur. Ya ben çok diyorum ya öyle kapıcı kitaplar okuyan, kapıcı filmler izleyen bir adamım ama güzel projeler mutlaka gökte yıldız gibi parlar. Abbas Kiarostami'nin bir Kiraz Tadı filminde bilirsiniz. Amatör oyuncularla, tamamen amatör bir ekiple dünya üzerinde muhteşem bir film yapıyor. Eminim siz de çok daha güzel filmler yapacaksınız. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Zaten bu tamamen inanmakla ilgili bir süreç. Önce sizin inanmanız gerekiyor. Başka türlü olabilecek bir şey değil. Aslında hepsi bir yerde bahane. Yani sonuçta bizim ülkemizde film yapma şartları belli. Burada 5 saatte konuşsak bunu çok fazla değiştiremeyiz. Yani bakanlık desteğimiz var, TRT'nin 3 senedir 12 punto bağlamında sağladığı bir katkı var. Onun haricinde işte forumlarımız var, pitching platformlarımız, bir de uluslararası platformlar var. Ama gerçekçi olduğunuzda benim gibi birçok bakanlık desteği alan proje aslında bakanlığın verdiği desteği ve TRT'nin verdiği katkıyla filmini bir şekilde tamamladı. Bizde de öyle oldu. Yani önce bakanlığı aldık, sonra sağ olsun TRT'nin bir katkısı, ortaklığı oldu. Ve bir yapımcının katkısıyla da biz o nakit akışını çözebildik. Ama demek istediğim, imkanlar ne olursa olsun bir şekilde o inandığınız filmi çekebiliyorsunuz. Demin gelmek istediğim yerde bu destekler haricinde ilk filmini yapacak arkadaşları özellikle tavsiyem, yerel yönetimlerle ilişkiyi çok iyi tutabilirler. Yani biz mesela filmi gerçekleştirirken İzmir'de çektik 3 haftasını ve İzmir Sinema Ofisi'nin işbirliğiyle birçok aile destek aldık. Bu aile destekler çok kıymetli. Çünkü diyelim ki 4 haftalık bir çekim süreciniz var. Bu 4 hafta demek 4 hafta nakit akışını sağlıyor olmanız demek. Bu nakit akışında en çok paranın gittiği şeyler, çünkü ekibin parasını bile hani setin sonunda ödeyebilirsiniz. O şekilde anlaşabilirsiniz çalışan ekiple. Fakat o an yeme, içme, konaklama, yakıt, bunların sonrası yok. Bunları o an harcamanız lazım. Ekibi bir şekilde barındırmanız, yedirmeniz, içirmeniz ve bir yerden bir yere taşımanız lazım. Bu noktada yerel yönetimler çok önemli. Yani filminizi nerede çekecekseniz çekin, mutlaka oradaki yerel yönetimlerle o hazırlık süreci veya bir tık öncesi, 6 ay öncesi, 7 ay öncesi o bağlantıyı kurup biz böyle böyle bir şey düşünüyoruz, burada çekmeyi düşünüyoruz, bize ne gibi katkınız olur?
parasal değil. Sadece bunları bile yapsa bütçenizden çok önemli bir miktarı karşılıyor. Burası çok önemli. Yani buna çok önem vermenizi tavsiye ederim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tam bu konu üzerine şimdi Kaan'ı görüyorum. Soru cevap, ben bir soru sorayım bu konuşmanın üzerine. Sevgili Kaan Atilla Taşkın, ilk filmini de ikinci uzun metraj filmini de tamamen kendi çabalarıyla yapan bir yönetmen. Sen nasıl yaptın Kaan? Bir paylaşır mısın? Festivallere de katıldın galiba. Merhabalar, ben Kaan Atilla Taşkın. Senarist ve yönetmenliğini yaptığım 5 kısa film, 2 uzun metraj film ve 1 uzun metraj belgesel filmim var. Bekir'in de söylediği gibi, yani oluşturduğumuz hikayelerde destek bulma süreci, yapımcı bulma süreci zor ve karmaşık olduğu için ve bu süreç bana hayli bir meşakkatli geldiği için direkt ben yazdığım hikayelerde nasıl bunu en minimal imkanlarla çekebilirime odaklanıp o şekilde senaryolarımı oluşturdum. Annemi oynattım, akrabalarımı oynattım ve bu yolculuğa o şekilde devam eyledim. Ardından da işte festival yolculuğumuz devam etti. Festivallerde de ödüller almak nasip oldu. Uzun metraj için de finansmanı tamamen kendiniz sağladınız. Evet, yani bir yatırımcı yok. Şimdi şöyle, ilk uzun metraj filmimi, kısa filmlerimi çektikten sonra uzun metraj film çekmek istiyordum. Yani şöyle dedim kendime, yani sinema heyecanı böyle ruhumuza işlemiş bir virüs gibiydi. Kısa filmlerden sonra uzun metraj çekmeliydim. Bütçem yoktu. Bununla alakalı destek süreci de bir zorluydu benim için. Çünkü o ana odaklanmıştım. Hikayemi sıcak bir hikayeydi. Çekmek istiyordum hemen. Ben de minimal ekipmanlarla, minimal bir bütçeyle Karadeniz'in yaylalarında bu projemi çektim. Ardından tabii bakanlığa sunduğumuz projeler de yine oldu. Tabii onlar da istediğimiz karşılığı alamayınca yine pes etmedim. Ve ikinci uzun metraj filmimi çektim. Benim için yani imkansızlık diye bir şey yoktu. Elimdeki ekipmanları ve gücü maksimum derecede kullanarak Emre genç bir boksörün hikayesini çektim, kardeşimin hikayesini. 2 ayda çektim, senaryom da yoktu elimde. Ve yurt dışında festivallerde, Milano Uluslararası Spor Filmi Festivali'nde mansiyon ödülü aldım. Hastında Amerika'da en iyi film ödülünü aldım. Şimdi de Palermo'da 41 yıllık festivale seçildim. Yani oluşturmuş olduğum projeleri bir sınırlandırma yapmadan, yani onu imkanını en iyi derecede, imkanları en iyi derecede kullanarak ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu şekilde yolculuğuma devam ediyorum. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Başka soru var mı? Bu tabii ilk film başlığı altında ve ilk yapımcılık başlığı altında konuşacak daha bir sürü şey var. Burada da böyle küçük küçük de değindik. Yurt dışı ayağı, ilk o festival başvuruları ayağı. Öncelikle benim hep tabirim vardır bu tarz sohbetlerde. Hani neden her film kana gidemez? Yani gitmemeli de hatta. Yani başvuru dahi yapmamalı. Çünkü her festivalin aslında belirli bir beklentisi, alışkanlığı, takip ettiği tarz, biçim vesaire de var. Bunlar da alt başlıklar ama tabii 2 saate de yaklaştık. Dolayısıyla burada kapatalım. Çok çok teşekkür ederim. Deneyimleriniz hakikaten çok kıymetli. Umarım başka platformlarda yine 12 Punto'nun farklı etkinliklerinde deneyimlerinizi dinlemek, farklı konularda konuşmak isteriz. Öncelikle Bekir'e ve Orçun Bey'e çok başarılar diliyorum kurgu sürecinde ve şimdi sanırım projenizin hani kurgu raf katını çeşitli yatırımcılara birlikte çalışmak istediğiniz ortaklara izletiyorsunuz ya da izleteceksiniz. Bu da başka bir sancılı süreç. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Müge Hanım, Hilal Hanım çok teşekkürler katkılarınız için, bütün deneyimleriniz için. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa da istediğiniz gibi söz alabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Yani bu yayın, bu oturum çok önemliydi.
böyle bir imkan için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Fikir kişisidir Hilal Hanım. Onu da söylemek isterim. Teşekkür ederiz bizi bu başlık altında bir araya getirdiğiniz için. Sağ olun. Size de çok teşekkürler dinlediğiniz için, sorularınız için, katkılarınız için. 12 Punto etkinlikleri 26 Haziran'a kadar devam edecek. Görüşmek üzere diğer etkinliklerde.